Değerli Vav TV izleyenleri, Doğu'dan Batı'ya tarihten merhaba. Bugün malumunuz 29 Mayıs, İstanbul'un fethinin yaygın olarak kabul edilen gün dönümü. Ve tabii ki böylesi bir günde bir tarihçi olarak ilk yapmamız gereken program İstanbul'un fethi. Çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Feridun Emzen hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Öncelikli olarak şunları söylemek isterim kendi adıma. Türkiye'de İstanbul'un fetih dönemini, Fatih dönemini konuşan, çalışan pek çok akademisyen var. Pek çok amatör tarihçi var. Pek çok popüler tarihçi var. Ama bu süreci akademik anlamda en iyi bilen, üzerinde en fazla çalışmış olan iki tane Türkiye'de önde gelen akademisyen vardı. Bir tanesi Fatih dönemi dediğimiz zaman aklımıza gelen rahmetli Halil İnalcık hocamızdı. İnternete girip bakabilirsiniz, kitapçılara gidip bakabilirsiniz gönül rahatlığıyla. İnalcık Hoca'dan sonra bu sahada en fazla eser veren isim Profesör Doktor Feridun Emecen hocamız. Onun Fetih ve Kıyamet isimli kitabı belki doğrudan fetihle ilgili en yaygın bilinen eserlerden birisi. 1453 isimli başka bir eseri daha var. Ve İstanbul'un fethi meseleleri üzerine bir kitabı vardı. Ve daha niceleri, kitap bölümleri. Bu sebeple teklifimi kabul ettiği için kendisine ayrıca sizin nezdinizde de teşekkür etmek isterim. Tabii her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları ya da dergileri tanıtarak başlayayım. Muhit Dergisi, yeni sayısı, Haziran sayısı bugünden itibaren bayilerde bulabiliyorsunuz. Muhit'in bu haftaki, bu ayki konusu Kudüs. Ama Kudüs'ün Müslüman hali. Yani İslamiyet'in Müslümanların Kudüs'ü ele geçirmesinden itibaren günümüze kadar olan Filistin olaylarına kadar uzanan süreçte Kudüs'ün tarihsel seyrine dair neredeyse 20 kadar yazıyı ve birbirinden çok değerli akademisyenlerin bulunduğu dergiyi okumanızı öneririm. Diğer bir kitap Halil İnalcık Hoca'nın Fatih Devri üzerine Tetkikler ve Vesikalar isimli kitabı. Bu yeni basıldı Kronik'ten. Ama sosyal medyada bazen görüyorum İnalcık Hoca'nın yeni kitabı çıktı, Fatih Devri üzerine kitabı çıktı diye. Bu tabii biz mesleğin içinden olduğumuz için bizi biraz güldürüyor haliyle. Çünkü İnalcık Hoca'nın en eski kitaplarından birisi. Sadece yeni bir, farklı bir yayın evinden yeni bir baskısı yapıldı. Ama çok değerli bir çalışma. Onu ifade etmek isterim. Hocamın çok kitabı var. Kendi elinde de, önünde de var. Ama benim en sevdiklerimden bir tanesini getirdim. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve yükseliş tarihi 1300-1600. Özellikle bu bizim İnalcık Hoca'dan beri artık daha teknik bir deyim olarak yerleşti. Klasik çağ diyoruz. İşte o klasik çağı en iyi ve en yeni araştırmalarla anlatan çok değerli bir eser. 2 saat boyunca fetih üzerine konuşacağız, Fatih üzerine konuşacağız. Ama ben şöyle bir girizgah yapmak istiyorum hocam, eğer izniniz olursa. Bizim Türk tarihçiliğinde de, İslam tarihçiliğinde de Fatih Sultan Mehmet çağ açıp çağ kapatan ya da Hazreti Peygamber'in işte hadisine mazhar olan hükümdar olarak gösterilir. Ve bugün İstanbul'un değişik yerlerine, sur dibi biraz daha yoğunluklu olmakla birlikte Fatih'te ya da Büyükşehir Belediyesi'nin yanındaki 18 sekbanları düşünürsek ya da Mısır Çarşısı'nda da var. Çok değişik yerlerde İstanbul'un fethine katılan ve bu fetih sırasında şehit olan
Nimel Ceyş şeklinde adlandırılan askerler var. Bu tabi bizim kültürümüzün içerisinde fethin ne kadar kutsal bir noktaya getirildiğini ifade eden bir süreç. Bu biraz da bunun sebebi, yani bana göre iki sebebi var. Birincisi psikolojik bir sebebi, çünkü İslamiyet'in en erken döneminden itibaren, Emeviler zamanından itibaren peş peşe kuşatılan muhtelif zamanlarda fakat bir türlü alınamayan bir Roma başkenti, Doğu Roma'nın başkenti. Bu Müslümanlarda sanırım biraz böyle psikolojik bir etki oluşturmuş. Osmanlı döneminde de kuşatma var, onları biraz sonra konuşacağız. İkincisi de bu psikolojiyi daha etkileyen bir husus. Şu tartışmalara hiç girmeyeceğim. Yani daha önce kendi katıldığım programlarda da çok bu konuyla ilgili sorular geldi ama fetih hadisi gerçek miydi, sahih mi, değil mi? Ben bu tartışmalara girmeyi düşünmüyorum. Bu programda da girmeyi düşünmüyorum. Ama şöyle bir olayın gerçekliğini ifade edebilirim. İstanbul'un fethi Müslümanlar için önemli. Neden önemli? Çünkü Hazreti Peygamber'in bu fethi istediğini biz biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Muhammed Hamidullah Hoca'nın da vaktiyle yayınladığı diplomatik mektupları var Peygamberimizin. Bunlardan bir tanesi İran Kisrası'na yazılmış, işte Habeş Kralı'na yazılmış, Gassani Emir'ine yazılmış, Mısır Emir'ine yazılmış ve o dönemin en kudretli hükümdarı olan Bizans İmparatoru Heraklius'a da yazılmış mektuplar var. Tabii ki Arabistan Yarımadası gibi nispeten küçük bir coğrafyada hüküm süren bir yapı, siyasi olarak baktığımızda Roma ile başa çıkabilecek durumda değil. Ama Hazreti Peygamber gönderdiği mektuplarla bu bölgelerin hükümdarlarını İslam'a davet ederek aslında o bölgelerin Müslüman toprağı olmasını istediği arzusunu ortaya koymuş oluyor. Fetih politikasına baktığımız zaman da Peygamber Efendimizin vefatından hemen sonra Hazreti Ebubekir işte Suriye, Bizans topraklarına doğru ilerliyor. Hazreti Ömer hem Bizans topraklarına hem İran'a, Sasani devletine hücum ediyor ve Sasani Kisrası yenildiği zaman savaşta, İran coğrafyası Müslümanların eline geçtiği zaman o mektuplardan bir tanesi, büyük mektuplardan birisi karşılığını bulmuş oluyor. Hani böyle liste asarız da tik koyarız diyor hocam. Ama Bizans hep bekledi. Roma, Konstantinopol, o dönemki ismiyle Konstantinopolis hep bekledi ve Müslümanlar için adeta bir kızıl elmaya dönüştü. Bu sebeple İstanbul'un fethi İslam tarihi açısından, dünya tarihi açısından çok önemli bir olay, yadsınamayacak bir olay. Tabii ki amacımız İstanbul'un fethine medhiyeler düzmek değil. Fakat olanı bile ortaya koysak, akademik anlamda tarihsel bilgiyi bile ortaya koysak, öncesinde ve sonrasında yaşanan, dünya ölçeğinde yaşanan olayları önümüze aldığımızda, göz önünde bulundurduğumuzda aslında fethin gerçekten de ne kadar büyük bir olay olduğunu görüyoruz. İlk olarak şöyle bir soruyla başlayayım hocama. Bu Osmanlılar açısından İstanbul'un fethi düşüncesi ne zaman ortaya çıktı ve nasıl bir seyir takip etti? Fatih öncesi dönemi kastediyorum. Evet, tabii. Şimdi bildiğiniz gibi yani Osmanlı Beyliği'nin kuruluş coğrafyası zaten Bizans hududunun hemen yanı başında olan diğer Türkmen beyliklerinden birisi gibi o bölgede ortaya çıkan bir siyasi yapı. Dolayısıyla bu Bizans olan münasebetler, oradaki mahalli Bizans, bizim tekfur dediğimiz valilerle olan münasebetleri çok erken dönemden beri bir bilgi birikimine meydana getirmiş durumda. Zaten devlet yavaş yavaş Orhan Bey döneminde özellikle Marmara sahillerine gelmesi, Üsküdar'a kadar ilerlemesi, Bizans imparatorlarıyla ittifak yapmış olması, hatta malum Kantakuze'nin Orhan Bey sayesinde tahtını ele geçirdiğini ve aynı zamanda da kızıyla onu evlendirdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla bundan itibaren başlayan dönemde İstanbul üzerinde ister istemez Osmanlıların stratejik ve coğrafi anlamda ve siyasi anlamda giderek önemli ölçüde bir hedefi meydana gelmiş oluyor. Tabii bu hedefin oluşmasındaki bir başka önemli faktör de Rumeli'ye geçiştir.
Çünkü Osmanlılar 1352 yılına itibaren Rumeli'ye gelip oluyor. Oradan kademe kademe Balkanlara doğru yayıldığı müddetçe artık İstanbul adeta bir Türk deniz içerisinde bir ada gibi kalmış vaziyette. Yani çok erken dönemlerde yani İstanbul'u bu hale getirmiş durumda Osmanlılar. Dolayısıyla böyle bakıldığında zaten çok basit işte Yani Birinci bir Murat döneminde anlamda itibaren Orhan Gazi Devri'nin yani sonları ve Birinci bir Murat tabii Devri'nin başlarında başlarında yani bu Osmanlı güdümünde bir bir devlete dönüşüyor. de böyle çünkü zaman zaman haraç veren bir konuma geldi. Malum o anlaşma şartları çerçevesinde bir ara Orhan Bey döneminde Osmanlı'nın haraç güzarı dahi oldu. Palekonos Savaşı ardından İznik'in ele geçirilmiş olması keyfiyeti. Ondan sonra İzmit anlaşma var 1330'larda vesaire. Orada çok açık olarak bunu biliyoruz. Dolayısıyla yani bunun elde edilmesi meselesinin siyasi anlamda ve aynı zamanda da iktisadi ünite itibariyle bakıldığında da bir ölçüde önemli olduğunu ve o fikrin zihin dünyasında daha o dönemden beri yeşermiş olduğunu söylemekte bir beis yok. Dolayısıyla ondan sonra gelecek olan dönemlerde bu daha da çok aciliyet kazanıyor. Tabi bu işin aslında gerçek yüzüdür ama bir de bunun manevi yönü var. Tabi sizin de belirttiğiniz gibi yani İslamiyet'in İstanbul hedefinden, Hazreti Peygamber'in hedefinden itibaren başlayan malum ilk Muaviye dönemindeki ilk efendim Kuşatma. kuşatma hadisesi ardından iki tane daha var Abbasilerin kuşatmaları var. Buradan itibaren İslam dünyasına mal olan bir İstanbul mefhumu var. Yani bunu muhtemelen Osmanlı entelektüellerin zihin dünyasında da bu aynı fikirler yeşermiş vaziyette ve yerleşmiş gibi görünüyor. Şimdi o kadar çok rivayetler, efsaneler oluştu ki hatta şunu ifade edeyim. İstanbul'un yani Osmanlı tarihinden bahseden ilk kroniklerde bile İstanbul'un fethi kısmı yazılır. 5-6 satır neyse. Onun ardından mutlaka bir İstanbul ve Ayasofya tarihi yer alır. Uzun uzadıya 20 sayfa, 30 sayfa Ayasofya ve İstanbul tarihinden bahsederler bu müellifler. Oruç Bey geleneğinden itibaren başlayan anonimler de var. Diğer bazı kaynaklarda Aşık Paşazade versiyonlarında neşri yok. Ama bu böyle bir damar da oluşmuş vaziyette. Bütün bunların bir anlamı olmalı yani. Geriye doğru dönüp baktığınızda o birikimin ben önemini vurgulamak istiyorum. Bilhassa 10. yüzyıldan itibaren Arap coğrafyacılarının tasvir ettikleri bir İstanbul var. Bu tasvir ilginçtir. İki ayrı başlık altında yapılıyor. Bir tanesi Konstantiniyye, öteki İstanbul. Yani isim böyle. Yani İstanbul olması ilginç değil mi? Evet, Çok öncesinde. çok öncesinden Hani var. fetihten önce sadece Evet. Konstantinopolis denir diye bir teknik takıntısı olan Evet, evet maalesef. Evet, meslektaşlarımız var. olabiliyor. Mesela şöyle bir şey var işte Rumların Konstantinopolis'i, Türklerin İstanbul'u. Halbuki hem Konstantinopolis hem İstanbul terimi tamamen Bizans döneminde ortaya çıkan, İstanpolis'ten halkın geliyor kullandığı demiştim. şeyler. Tabii o biraz şöyle işte yakın zamanlarda yapılan çalışma var. Bu isim nereden geliyor diye. O zaman bu zamana kadar Estinpolis yani şehre anlamına Doğru. Aha. diye doğru anlamına diye bir tarif ve tavsif edilirdi. Fakat öyle anlaşılıyor ki daha doğru bir görüş gibi görünüyor. Ona biraz mütemayiliz. O da bunun Konstantinopolis'ten bozma olması. Çünkü uzun bir isim halk arasında, Rum halk arasında bile söylenirken bu Yani İstanbul'a dönmüş vaziyette. Konstantinopol İstanbul'a İstanbul dönüyor, olmuş yani. Evet, İstanbul'a dönüyor. İstanbul'a dönüşmüş gibi görünüyor. Ve bu terim yani İstanbul terimi yani adlandırması Doğu dünyasına yayılmış vaziyette. Yani Ermeni kroniklerinde, Arap kroniklerinde İstanbul şeklinde bu şehrin aynı zamanda telendirilmiş olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu Arap coğrafyacılarının bu eserleri daha sonraki dönemlerde birbirini takip eden, tekrarlayan şekillerde sürdü. Bunlar kendilerine mi gittiler yoksa bir yerden mi naklettiler? Bu hususta epey bir karışık bilgiler var. Fakat zaman içerisinde bu bilgilerin giderek daha mufassal hale geldiğini, geniş hale geldiğini görüyoruz. Orada mesela dikkati çeken önemli noktalardan bir tanesi İstanbul'un aynı zamanda Ayasofya'da da anlatılmış olması keyfiyeti. Yani baktığınızda işte Ebu Eyyub Ensari'nin İstanbul'da girişi, işte orada namaz kılmak istemesi, Ayasofya'ya gidişleri, oradan şehre kaçışları, gizli bir kapıdan çıkışları gibi böyle pek çok hikayenin
daha o dönemlerde ortaya çıktığını görürsünüz. O yüzden Ayasofya ve etrafındaki çevrenin anlatıldığı bir İstanbul var karşımızda. Ben öyle söylüyorum yani konuşmalarımda genellikle. Yani İstanbul Ayasofya'nın adeta birleştirilmiş bir şekli var. Böyle bir imajın giderek yaygın hale geldiğini düşünüyorum. Gerçekten de zaman içerisinde bu çeşitli rivayetlerle, menakıb metinlerindeki bilgilerle beraber de bunu bir ölçüde doğrulamak mümkün gibi gözüküyor. O yüzden yani bunun altında yatan bu manevi yapı, İstanbul hakkındaki bilgi birikimi, bir de sizin bahsetmiş olduğunuz hadislerle oluşan bir zihin dünyasında bir İstanbul kavramı var. Bunu da unutmamak lazım. İşte genellikle bilinen hadisin dışında iki sahih hadis daha var. Onların kullanıldığı, Tanesi kıyamet değil mi? ikisi de kıyamet hadisidir bunların, fiten hadisleri. Her ikisi de kütüb-i sitede yer alan malum bilinen hadisler. Ve üstelik bunlar üzerinden oluşan bir edebiyat var, literatür var. O da Envarül Aşıkin gibi, Muhammediye gibi çok okunan, 2. Murat döneminde malum Ya ilk da defa Mevlüt hatta. yazılmış, orada okunan ve oradaki bahislerin içerisinde yer alan bir kısım. Mesela o kıyametle ilgili hadisler orada uzun uzadıya şiir şeklinde veya nesir şeklinde anlatılır. İşte nasıl kopacak, alametler nelerdir, Mehdi çıkacak, bu neye bağlı. İşte orada da İstanbul'un ismi geçiyor. Dolayısıyla bu şekilde halkın, normal halkın zihninde, yani o zaman düşünmeyelim herkes kitap falan okumuyor. Yani nihayetinde kitap okuyan yazan çok az insan var olabilir Belki belli meclislerde okunup ama işte dinleniyor. önemli olan o işte. Yani senin de gayet iyi bildiğin gibi tarikat çevrelerinde, tekke çevrelerinde, camilerdeki halkalarda bunlar okunuyor. Tabii. Muhammed'i ezberleyenler var. Yani İmam Kürsi'ye çıktığı zaman Cuma günü ya da haftanın belli günlerinde anlattığı bu zaten Anlattığı hocam. bunlar yani orada da geçiyor. O yüzden halkın zihninde İstanbul'la ilgili daha fetihten önce bir imaj var. Bu önemli. Yani bütün bunları bir araya getirip topladığınızda neden bu dünyada hem İslam dünyasında ve hasreten de Osmanlılar için niye bu kadar ehemmiyetli bir yer olduğunu anlarsınız. Ama Fatih'in farklı bir Fatih'in konsepti niyeti var. farklı hocam. Farklı bir konsepti var. O Evet. gerçekten Onu ilginç. anlamak lazım. Şöyle devam edelim. Şimdi Osmanlıların hocamın da ifade ettiği üzere İstanbul'a olan yani ele geçirme Orhan Gazi döneminden itibaren demin de ifade ettiğimiz gibi Osmanlı zaten artık bir şey Osmanlı'nın İstanbul güdümünde olan bir şehir. Vergiye bağlanıyor. Birinci Murat devrinde mesela izleyicilerimizden o konuya çok girmeyeceğiz ama Savcı Bey olayını hatırlayanlar varsa bu olayın gerçekleştiği sırada Bizans İmparatoru'nun Osmanlı ordusunun bir neferi olarak Osmanlılarla birlikte sefere çıktığını biliyoruz. Karamanoğlu seferine Yıldırım Bayezid yanılmıyorsam. döneminde, Yıldırım ikinci Beyazıt Manuel döneminde. Yıldırım Bayezid'in yanında imparator olduktan sonra bile mükellefiyetinden kurtulamadı. Onunla beraber sefere çıktı. Hatta Ankara'da Hacı Bayram'la Onunla bir görüştüğüne dair itikat rivayetler var. tartışmaları yapıldığı Tartışmaları var. söylenir. Ama Yıldırım Beyazıt döneminden itibaren Osmanlılar için şunu söyleyebiliriz. Yani İstanbul'u artık alma eğilimleri başlıyor. Yıldırım Beyazıt'ın İstanbul'u kuşatması, ardından Musa Çelebi'nin gene İstanbul'u baskı altına, kısmi bir kuşatma belki sayılabilir ama baskı altına almaya Tabii. çalışması, II. Murad'ın fırsat bulsaydı bunu gerçekleştirecek olması, Osmanlıların özellikle bu merkezileşme noktasında biraz daha önceki padişahlara zirveye çıktığı Yıldırım döneminden itibaren başladığını söyleyebiliriz. Fakat Fatih meselesi hocamın da ifade ettiği gibi önemli. Tabii Fatih'ten önce belki şunu da söylemek gerekir konunun bütünlüğü açısından. Osmanlılar neden özellikle 2. Murat döneminden itibaren Bizans'ı İstanbul'u ele geçirme düşüncesini daha hızlandırdılar. Sebebi Bizans'ın fırsat buldukça Haçlı çağrısında bulunması. Yani iki taraflı, yani bir taraftan Osmanlılara dost gibi görünürken Avrupa'dan fırsat buldukça bir Haçlı birliğini oluşturmaya çalışması. Ama hepsinden de önemlisi Osmanlıların kendi içinde sorun yaşayan şehzadelerin Bizans'a gitmeleri ve Bizans'ın bunları bir koz olarak kullanmaya başlaması. Fakat Fatih meselesi biraz daha farklı. Çünkü bana göre İstanbul'un fethinin gerçek nedeni Fatih'in birinci saltanatında.
yatıyor. Daha doğrusu o pek idare edemediği Evet. ve toplum nezdinde, bürokrasi nezdinde, vezir dahil olmak üzere böyle yeteneksiz, beceriksiz bir çocuk olarak görülmeye başladığı süreçte Fatih'in kendisini ispat için yapılabilecek, belki bütün Müslüman hükümdarların istediği fakat gerçekleştiremediği bir olayı gerçekleştirip belki döneme damgasını vurması. Siz ne Tabii düşünürsünüz? şimdi İlk şöyle, iktidarından belki evet, biraz bahsedebiliriz. başlarız fakat şunu vurgulamamız lazım yeni baştan. Yani şimdi bu merkezleşme deniriz Osmanlı Devleti'nin bu anlamdaki ilk örneğini bu teşebbüsler noktayı nazarından Yıldırım Bayezid dönemi gerçekten çok önemli bir devir. Yani bu Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı Devleti'nin merkezileşme, asker ordu sistemindeki farklılaşma, daha eski beylik dönemindeki veya beylikten devlete geçiş dönemindeki durumun dışında bir farklılaşma olduğu çok açık. Kaynak yetersizliği sebebiyle bunu yeterince ortaya koyabilecek verilerimiz yok ne yazık Hocam ki. ben kitabı o yüzden 1400, Evet. aslında 1402 idi o. Evet. Değil mi? 1400 yaptım ama orada bilerek bıraktım. Çünkü sadece iç yönetim sisteminde değil, Sufi hareketlerin teşekkülünde bile Teşekkülüne bir bir kırılma noktası kırılma orası noktası var. da. Çok mühim. Edebiyat alanına bakıyorsunuz. Aynı zamanda diğer beylikle olan münasebetlere bakıyoruz. Avrupa ile münasebetlere bakıyorsunuz. Yani unutmayalım yani o dönemde Nibolu Savaşı mesela oldu. Nibolu Savaşı'nda bir Haçlı ordusu ile son Haçlılar diyorum ben ona. Bazıları Haçlı seferleri tabii çok ileri vadiye doğru uzatmalar mümkün ama yani klasik anlamda ifade etmek istiyorum. Son Haçlı gerçekten de bütün Avrupa Orta milletlerinden Çağ Haçlı Savaşları'nın sonu sonuncusu. yani Yoksa herkes katıldı. Yani başka. Yani o ona da Haçlı zihniyettir. denir. O ayrı bir şey ama onu kastetmiyorum. Ben dediğimiz gibi yani İbo'daki bütün Avrupa'dan katılan şövalyeler var. 20, 30, 40, 50 bütün prenslerden geldiler, katıldılar. Ve Macaristan'da bir toplandılar. İşte Fransız kralı daha sonra olacak olan Fransa'yı birleştiren meşhur Korkuzu Can diye bildiğimiz gençti o zaman Burgonya Dükü. Onun şeyinde nezaretinde Fransızlar epey güçlü bir şekilde geldiler. Dolayısıyla pek çok böyle milletten insan var ve bunlar Nibolu Savaşı'nı kaybettiği zaman bir bölümü bunların esir düştü ve Bursa'ya getirildiler. Korkuzu Can biraz Bursa'da kaldı. Fidye-i Necat verilmek suretiyle iade edildi geriye. Tekrar mümkün. Yani demek istediğim şey küçük bir devlet gibi görmekle beraber Yıldırım Bayezid döneminde dünya meseleleriyle bağlantılı hale gelen bir Osmanlı Devleti'ne bunu unutmayalım. Yani o bakımdan mühim bir merhaledir o devirdeki Aslında vaziyet. Timur'la İspanya kralı arasındaki o mektuplaşmalar, elçiliklerin gidip gelmesi ve ana gündemlerini Yıldırım Beyazıt'ın oluşturması, sizin de ifade ettiğiniz gibi Yıldırım Beyazıt'ın politikasının ya da yükselişinin bütün dünya, yani Orta Asya'dan İspanya'ya varıncaya kadar dünya genelinde bir tehdit olarak algılanmaya başladığını da gösteriyor. Tabii öyle çünkü daha o dönemden itibaren başlayan devirlerde hem Timur'la ilgili, Yıldırım Bayezid'le ilgili Avrupa'da pek çok böyle kitapların, efendim hikayelerin, hatta tiyatro oyunlarının ortaya çıktığını görürsünüz. Yani çok büyük bir alaka var Doğu Artı dünyasındaki Memluklara ilk gelişmelere. meydan okuma yine bu dönemde başlıyor Tabii, aşağı tabii çünkü yukarı. merkeziyleşme yani devletin o gücünü Yıldırım Bayezid artık yani şöhretli bir insan işte Nibolu'da Haçlıları püskürtmüş. İstanbul'u kuşatma altına almış. İki defa kuşatıyor malum uzun süreli abluka politikası. İlkinde Nibolu'ya gelen Haçlılar sebebiyle kuşatmayı kaldırıp oraya yetişmek zorunda kalıyor. İkincisi de İkincisinde de Timur. Timur dolayısıyla. Yani yoksa İstanbul'un düşmesi hiçbir şey değildi. Yani Yıldırım Bayezid öyle anlaşılıyor ki İstanbul alırdı. İşte onun çizdiği bir takım hedefler var. Yıldırım Bayezid baktığımızda yani bu Anadolu beylikleri üzerindeki vesayeti yani babasının uyguladığı politikaları merkezi bir şekilde dönüştürüyor. Direkt doğrudan doğruya hakimiyet haline getirdi. Yani onun sancağı altında her bir yere birer sancak beyi tayin etti mesela. Halbuki babası daha bir konfedere bir yapı düşünmüştü. Kosova Savaşı'nda bütün beyliklerin askerleri hazırdı yani vasal statüde. Yani bir konfedere bir Türkmen dünyası vardı o dönemde. Yıldırım Bayezid bunun tam tersini yaptı. Direkt doğrudan doğruya onları kendine tabi hale getirdi. Yani bir Türkmen birliğini kendi bayrağı altında topladı. Bunu gayet iyi biliyoruz. Onun dışında Batı'ya karşı yaptığı gaza hareketleri var. Bunu biliyoruz. Ve bununla beraber Memlük Sultanlığı, o zamanki halifeden aldığı menşurla beraber kendisini ilk defa sultan olarak yani resmi yani
daha önce Sultan unvanı kullananlar var, o ayrı konu ama meşru meşruiyet anlamda. itibariyle sultan unvanını aldı. Sultan unvanını kullandı, han unvanını kullanıyor. Bir eksiği Kayseri Rum unvanıydı. Evet. Onu beceremedi, onu yapıp daha doğrusu fırsat bulamadı bunu gerçekleştirmeye. Hedefler hazır. Memlük Sultan'ın da bir deneme yaptı, Malatya'ya kadar gitti. Peki ondan sonra bütün bu mirası kime bıraktı? Çok açık baktığımızda Sultan Mehmet'e. Yani ondan sonraki devletin toparlanma süreci var malum. Ondan itibaren 1402 Ankara gerçekten savaşı büyük bir travmadır Osmanlı Devleti Tabii açısından. hocam, Hiç yani unutulmadı. Sultan Mehmet'in Evet. Eflak dışında doğru Evet. düzgün seferi yok. Çünkü Yok. tamamen bu mücadelenin içerisinde geçmiş ömrü. Tabii. Yani II. Murat zaten bu mücadele içerisinde devleti toparlama mücadelesini sürdürdü kendine boyunca. Daha tahta çıkar çıkmaz, yani yaşı da çok fazla değildi, genç bir halde tahta çıktığı zaman amcasıyla mı uğraşacak? Sonra bir de kardeşi çıktı başına. Orada bir İstanbul kuşatması var 1422'de. İlginçtir yani o sıralarda. Sonra onlarla uğraşarak devlet toparlamaya çalıştı. Gerçek anlamda o Fethet döneminin problemlerini halletmeye çalıştı. Ve hani çok iyi bildiğiniz gibi o dönem yani yani eğer yani bir kelimeyi kullanmak istemiyorum ama mecburen geliyor, dayanıyor. Türk Rönesansı yaşandığını anlamak lazım. Eyvallah, eyvallah. Neden? Çünkü Ben o baktığınızda kelimeye çok karşı yani değilim bu işte arada. Yani. Türkçe ya bir şey ifade etmemiz lazım. Gerçek anlamda yani Türk kültürünün bugüne kadar uzanmasında o dönemdeki faaliyetlerin sizin de çok iyi bildiğiniz gibi İşte çok büyük bir kayı rolü var. meselesi de Kayı o boyuna dönemde tutun, ortaya çıkıyor. tercümeler. Yani bir kitabı tercüme etmek basit gibi bir şey görünebilir. Ama arka planda geniş bir bilgi dağarcığınız yoksa onu nasıl anlamlandıracaksınız? 14. yüzyıl sadece Osmanlı topraklarında değil hocam. Aslında Anadolu'nun diğer beylikler sahasında da Kur'an tercümeleri başlıyor. Türkçe'ye Fatiha tercümeleri başlıyor. İşte meal, Türkçeleşme çok önemli. Türkçe eserler kaleme alınmaya başlıyor. İşte Aşık Paşa'dan itibaren. Bu Türkmen beylikleri için de oldukça popüler. Yani bir tür Türkçe yarışı da var. Yani Yunus Emre de bu sene çok konuştuk onu. Konuştuk Yani onu değil. 1320'li yılların başlarında vefat ediyor. Belki bizim Osman Gazi dönemine denk gelen bir süreç olsa da bu etki mütemadiyen devam edecek gibi gözüküyor. İkinci Murat için şunu söyleyebiliriz ama yani devleti hakiki manada toplayan ve belki babasının o şimdi modern araştırmalar beyin kanaması diyorlar ama bizim yaygın bildiğimiz şekliyle İnmeye. inmeye bağlı Evet, anladım. olarak vefat Dikkat. etmesi üzerine onun hayalindeki pek çok şeyi gerçekleştiriyor. Daha ötesine geçecek. Yıldırım Beyazıt dönemindeki Osmanlı'yı geri getirecek ikinci Murat. Yani Avrupa ile artık tekrar mücadele eden Tabii bir yayılma Gaza politikası bayrağını yeniden oluşturan. açıyor. Tabii şeye karşı, batıya karşı Sırpları ve onun arkasında Macarları hedef alan Selanik'i var. tekrar Tabii geri Selanik'in yerini alacak. geri alması, Venedik'e karşı yeniden harekete geçirmesiyle beraber yani devleti toparlayıcı bir vasfı var. Ama bir de bunun kültürel alt zeminin oluşması açısından çok mühim bir durum var. Tabii ki Anadolu beyliklerinin bugüne kalan çok fazla bir şey maalesef yok. Fakat II. Murat dönemindeki bu faaliyetlerle alakalı epey bir bilgi birikimimiz ve literatürümüz mevcut. Aynı zamanda da devletin resmi olarak kullandığı vesaikin de Türkçe olarak kalem alınmış olmasının da ayrı bir ehemmiyeti var. Yani elimizde mesela Yıldırım Bayezid dönemine ait pek bir belge bulunmuyor Peki galiba şeyi ama düşünüyor şeyde musunuz? var. Yani Yani bu 1410 civarında var böyle o bir belge. popüler, sansasyonel bir soru var. Yani ben bundan emin değilim. Sizin de çalışma tarzınızı, stilinizi biliyorum ama yine de en azından izleyicilerimiz belki sizin fikrinizi merak ediyorlardır diye sormak istiyorum. Bu Osmanlıların arşivi ya da bir belgeleri Timur tarafından Bursa yağmalandığı zaman yok ediliyor mu gerçekten? Buna dair somut bilgilerimiz var Valla mı? işte son öyle bir kesin bir şey söylemek zor. Çünkü rivayete göre bu Emir Süleyman işte büyük kardeş malum Süleyman Çelebi Edirne'ye giden, evet. Edirne'ye giden o Bursa'ya geldiğini, devletin evrakını
ve defterlerini alarak Edirne'ye gittiğini oradaki diğer memurlarla beraber bunu biliyoruz. Yani oradan bir bu evrakın, defterlerin eğer varsa pek öyle bir yanmadı, şey yanmadı, taşındığını gittiğini biliyoruz yani şeye Edirne'ye. Hatta ama ne kız oldu? Kardeşini de evet. alıyor, gidiyor evet. beraber. Ama ne oldu bunlar? Elimizde hatta Fatih döneminde dahil olmak üzere böyle çok ciddi bir belge birikimimiz yok. Çoğu 15. yüzyılın işte sonlardan itibaren başlayan, 2. Bayezid döneminde çoğalan bir belge, işte defter serilerimiz ve diğer perakende evrak serilerimiz mevcut. Ondan önce mutlaka var olduğunu düşünüyoruz. Çünkü atıflar var eski devre ait. Fakat bunlarla ilgili maalesef bir şekilde yok oldu. Bursa'nın da Karamanoğulları tarafından gelip yakıldığına dair biliyorsunuz gene aynı şeyler var. Orada da bunların bir bölümünün yandığına dair rivayetler de söz konusudur. Ama bilemiyoruz yani. Bu öyle bir meşhur bir durum. Menakıb-ı Hacı Bayram Bağ Sultan Murat Han diye bir eser var hocam. Yani küçücük bir risale. Ben onu yayına hazırladım ama bir türlü yayınlamak kısmet olmadı. Orada 2. Murat'la ilgili çok ilginç cümleler anlatılır. Ben biraz daha tasavvuf kültürü çalıştığım için, menakıbnameler için çalıştığım için şöyle bir rivayet anlatılır ya, işte Yıldırım Beyazıt Ulu Camii yaptırdığı zaman eniştesi Emir Sultan'ı çağırmış. Nasıl oldu cami diye sorduğunda, işte dört köşesine birer meyhane yaptırsaydın tam senlik olurdu diye. Bunun farklı bir versiyonunu 2. Murat için, bu menakıbı Hacı Bayram Bağ Sultan Murat'ta bahsediliyor. Fakat biz biliyoruz ki bu muhtemelen metaforik bir yaklaşım. Yani dervişlerle sultanların ilişkilerinde de benzer hususlar görüyoruz. Buna rağmen tabi hayatlarının, özel hayatları, gündelik hayatlarına dair çok fazla bilgimiz yok. Evet. Padişahların, sultanların özellikle de erken dönemde. Buna rağmen bir sultan düşünün, muazzam başarılar elde etmiş, devleti tekrar toparlamış, Bizans'ın yüreğine korku salmış. Fakat bir gün ani bir kararla, üstelik de vezirinin yani Şandarlı Paşa'nın çok sert muhalefetine rağmen anladığımız kadarıyla tacını, tahtını terk edecek. Bir rivayete göre Bursa, işte bir rivayete göre Manisa yanılmıyorsam. Bursa'ya gidiyor önce, sonra Manisa'ya işte gidecek. Kendisini bir dergaha kapatıp gece gündüz bir derviş olarak hayat sürmeye başlayacak. Neden böyle bir şeye karar verdi sultan? Evet, hani bu süreci anlatırken biraz bahsettik ya demin, bu özellikle Sırplara karşı. Yani bu Sırbistan üzerinden hem Osmanlıların hem de Macarların bir hakimiyet mücadelesi var. Şimdi Osmanlılar ilginçtir. 2. Murat döneminde Lazarević'in ölümünden sonra, Lazar'ın oğlunun ölümünden sonra bu Sırp veraseti meselesi ortaya çıkıyor. 2. Murat da daha önceki Sırp prensesinin, Yıldırım Bayezid'le evli olan Sırp prensesi var malum, Lazarević için ölen kralın şeyi, kız kardeşi. Olivier'e de evet. Ondan dolayı şey üzerinde, Sırbistan'ın hak iddia ettiğini ileri sürüyor. Yani öyle bir hak var. Ona karşı da Macarlar malum Sırbistan üzerinde hak iddiaları var. Ve Macarlar Belgrad'ı alıyorlar bu dönemde. Ona karşı da Güvercinli'yi alıyor Osmanlılar ve Macarlar, Osmanlılar arasında bir çatışma ortamı vücut buluyor. Onun ardından malum Bizans'ı sıkıştırmalara sebebiyle ve Balkanlardaki yayılışı itibariyle bu defa Osmanlılara karşı onları Balkanlara atmak için bir takım yeni teşebbüsler söz konusu oluyor. Burada Macarlar ön planda, Papalık ön planda. Fakat bunları tahrik eden güç Bizans İmparatoru. Bizans İmparatoru'nun özellikle Papa'ya başvurusu var. Malum 1439 yılında aralarındaki problemleri hallederek Floransa Konsülü'nde dini problemler, yani Ortodoks dünyası, Ortodoks diyoruz biz şimdi onlara, o dönem belki Ortodoks demiyorlardı. Ve Katolikler bir araya gelmek suretiyle Floransa Konsülü'nde problemlerini hallettiler. Yani Doğu Kilisesi ile Batı Kilisesi diyelim, onları birleştirdiler. Yani küçük den dolayı mı, den mi, o malum şey var, baba oğuldan mı, o tartışmalar. Dolayısıyla o şekilde, ama bunun siyasi altyapısı var. O siyasi yapıda bu birleşmeden sonra İslam, yani Bizans'ın batıdan yardım alma, hem papalıktan hem Macarlardan.
Bir müddet sonra 39'daki bu anlaşmanın akabinde bu ittifak muvaciyesinde Macarların harekete geçtiğini görüyoruz. Hunyadi Janos idaresinde 1442-43'tür. Ve Hunyadi Janos gerçekten o dönemde çok seri ve hızlı birlikleriyle ve o dönem için giderek yaygınlaşacak olan araba dediğimiz Wagenburg dedikleri sistem, yani araba üzerinde ateşli silahlar var, iki kişi kullanıyor. Çok pratik, hızlı bir şekilde hareket ediyorlar. Dört tekerlekli Dört, evet. arabalar. Ve şey yapıyor, yani onlar karşı karşıya gelen arabaları çatıyor ve bir hat oluşturuyorlar, onun üzerine atıyor. Sonra tekrar karşı tarafı aynı ileri gidebilmek amacıyla arabaları yeniden harekete geçirip hücuma geçiyorlar vesaire. Yani dolayısıyla ona Osmanlılar sonra tabur sistemi adı vereceklerdir bu oluşan hatta. Bu şekilde büyük başarı kazanıyor 1443'te. İzdadi'de zor, çok zor durduruyor 2. Murat bunları. Neredeyse Edirne'ye gelecekler. O kadar büyük bir telaş başlamış ki Edirne'de. Herkes kaçmak istiyor. Hatta Edirne'yi boşaltma kararı almışlar. Ve orada devletin hazinelerini, oradaki paşalar bir takım evrakı alıp başka yerlere gitmeye çalışıyorlar. Halk da bunu görüyor. Şaşırıyor, yani siz gidiyorsunuz, bize niye izin vermiyorsunuz? Çünkü halk dışarı çıkmak istediği zaman engelliyorlar. Dışarı çıkanları engelliyorlar. Böyle bir karışık bir ortam var. Bu çerçevede zorlukla durdurduğu için Macarları o anlaşma 43'te, 44'te Segedin Anlaşması'nı imzalayarak bu zor durumdan hani biraz kendisini çekmek. Çünkü bu kayıplar sebebiyle özellikle etrafta müthiş bir hizip var. Bu hiziplerin başında kapıkulları var etrafındaki. Yani bir tarafta Çandarlı Ali Paşa ekibi, daha Şahin dediğimiz paşalar, işte Şahabettin Paşa gibi, efendim Zanos Paşalar gibi, bunlar kulasılı kimseler ve hiç şüphe yok ki çok güçlü uç beyleri. Bunların arasında kaldı Murat. Yani bu müthiş bir çekişme başladı. Herkes birbirini suçluyor. Peki Herkes hocam. birbirine kabahat. Yani o kadar toprak kaybettik, yok sizin yüzünden oldu, bizim yüzünden. O İnalcık Hoca ile Mevlüt Oğuz'un yayınlamış olduğu Gazavatname'de bunlar çok güzel anlatıyor. Çok açık, net ve doğru bilgi yani orada. Bu çekişimi de çok açık anlatıyor. Yani bunlardan bunalan bir ikinci Murat var. Peki hocam, bu çocuğu ateşe atmak değil mi? Yani belki Yani siz koskoca kudretli şimdi padişahsınız. Ya da tersinden şöyle okuyabiliriz. Ben yol açmak açısından da Evet. olsun. Sultan şunu da yapmış olabilir. Hani madem bana karşı bu kadar Alın tepkilisiniz, bu çocukla ben uğraşın. buradan gideyim ki değerimi Değerimi anlayın. anlayın. Yani ne olduğunu görün Biraz bakalım o şeklinde. psikoloji var gibi görünüyor. Çünkü ne de olsa idare elinde şeye, vekilini bırakmış vaziyette çocuk ama Ama hareketlerine baktığımızda biraz fazlaca Çandarlı Ali duygusal Paşa var. bir şey padişah. Öyle tabii, öyle. Özellikle biraz sonra belki konuşuruz. Vasiyetnamesi Evet, o çok hissi. gerçekten çok duygusal olduğunu Hayır, bir de gösteriyor, şey var, hissi bu olduğunu İzdadi gösteriyor. bozgun oradan dönüşte Alaaddin Çelebi'nin Vefat ediyor oğlu. vefatı var. O Evet. çok önemli bir nokta. Mesela Alaaddin Çelebi'nin vefatı üzerinde ciddi problemler, yani onun suikaste maruz kaldığına yönelik iddialar var. Bu iddialar Gazavatname metninde var. Orada çok açık bir şekilde işte Varna Savaşı'nın o bozuk zor günlerinde Dayı Karacabey'in şeyine, atına yapışmış o meşhur Yeniçeri ağası Kurtçu Doğan. Bire kara yüzlü diyor, siz işte Ali Sultan Alaaddin'i şöyle yaptınız, böyle yaptınız diye. Demek ki bir takım dedikodular olmuş Dönüyor, evet. orada. Yani bu Osmanlı kaynaklarından gelen rivayetler, yabancı kaynaklardan gelmiyor. O döneme ait yabancı kaynaklarda mesela tam tersi attan düşerek öldüğüne dair, tabii bir şekilde öldüğüne dair, kazayla öldüğüne dair bilgiler var. Ama Osmanlı tarafında iki bağımsız kaynakta onun suikaste maruz kaldığına dair bilgiler var. Dolayısıyla bunu hani devşirme, Türk çekişmesi gibi okuyanlar da var. Vaktiyle bunu o şekilde okuyarak böyle bir değerlendirme yapmış bazı araştırmacılar. Ama bu kadar şey değil. Yani kategorize etmemek lazım bunu. Çünkü çekişmeler var. Ya şimdi diyeceksiniz ki tam böyle bir, peki o zaman Çandarlı Paşa, Vezir-i Azam, Türk asıllı. Peki ona kim bağlı? Körü körüne Yeniçeriler bağlı. Nasıl bir çekişme var o zaman burada? Yani bunun dışında başka meseleler aramak Şey, lazım İnalcık burada. Hoca'nın Ayrı bir konu. metinlerini ben okurken Evet. açıktan söylemese de özellikle Yeniçeri isyanlarını dolaylı Çandarlı Paşa'nın organize ettiği iması oluşuyor onu Tabii yani okuduğunuzda. o ima değil ki, onu o şekilde söylüyor hoca. Gerçekten de öyle bir şey var, vasıf var. Çünkü işte Buçuktepe olayı bir darbe teşebbüsüdür ve nitekim de başarılı oldu.
Yeniçerileri kullanıyor Sultan Mehmet'e karşı. Ne zaman Yeniçerilere karşı gücünü yitiriyor? Malum Karaman Sefer'e dönüşüdür. Belki bahsederiz. Yani demek istediğim şey bunlardan bunalan II. Murat. Dediğiniz gibi yani çok böyle hissi olduğu açık kendisinin. Yani çok mesela bu Gazavatname'nin bu zayıfi tarafına yazılan başka bir Gazavatname var. Varna Savaşı'nı anlatıyor. Tabii manzum bir eser bu. Ama muazzam bilgi veriyor. Çok muazzam bilgi veriyor. Pek kullanılmamış bir kaynaktı bu. İşte o işte son zamanlarda epey kullanıldı araştırmacılar tarafından. Onun bir Bu sahne açılışı var. Gelibolulu zayıfı, Gelibolu Muhammed Zayıf, zayıfının tabii. evet. Bir açılış sahnesi var. Varna'ya gidecek Sultan Murat. Bezm rezm. Böyle eğlenceler bilmem. Sonra ertesi sabah hadi bakalım silah kuşanalım gidiyoruz. Hava böyle anlatımlar var. Yani dolayısıyla böyle baktığınızda tabii ki Cumhuriyet üzerinde bu gibi meselelerin onun ağırlığını bir ölçüde görüyor ve demin de noktayı nazar rımz itibariyle artık tek bir veliahtı var oğlu. Oğlunu tahta geçerek biraz dışarıdan onları biraz Burnu sürtsün diyor. Yani seyretmek tabiri istiyor ama caiz. şey yapamadığı, hesaplayamadığı bir şey var. Anlaşmaya çok güveniyordu 1444 Segedin Anlaşması'na. Hemen bozdu tabii. Hemen bozuldu çünkü evet. Ama o başarıyı kazandıktan, Varna'yı kazandıktan sonra Edirne'ye uğramadan direkt Bursa'ya, oradan da Manisa'ya geçti. Ama oğlumu tahttan indirin diye bir düşünce de olmadı yani. Dönüp tahta çıkmadı. Bununla ilgili Evet. şeyler var ama yani böyle teklifler var. Hazır gelmişken Tabii gel tahta otur. geçin. Tabii ha. Diğer taraftan da Fatih'in özellikle Zanos Paşa, Şahabettin Paşa da sultan geldiğinde o Edirne'de beklesin. Sultanımız Mehmet'tir ordunun başında, o Tabii. gitsin diye. O ileride özellikle İstanbul'un fethinde zirveye çıkacak o Hizip ve çekişmenin hiziplerin ilk başları orada görüyoruz. adımları Tabii atılıyor. başta onu Peki görüyoruz. ilk iktidarından biraz bahsedelim isterseniz. Hani bence İstanbul'un fethinin gerçek sebebi Evet, olarak gördüğü. bu ilk iktidarı ve hani ben öyle diyorum muhtemelen de Manisa yılları sonraki tahta indirilmesiyle beraber başlayan süreç gibi görünüyor aslında. Şimdi yani 12 yaşında bir çocuk apar topar getiriyorlar. İşte belki üzerine büyük gelen bir cübbe giydiriyorlar. Başına bir sarık koyuyorlar. Gazavatname anlatıyor. Daha sakalları bıyıkları Küçük çıkmamış bir 12 çocuk yaşında da hocam. bu uçağına belki gelmedi bile. Kuşağına da babasının kılıcını sokup öyle anlatıyor Metin. Onu tahta oturtuyorlar yani şimdi böyle bir şey. Dolayısıyla ve protokol nedir? Ona öğretiyorlar. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Paşalar şöyle gelecek falan filan diye. Ve gelip tahta oturuyor. Bir şeyden haberi var mı? Herhalde yoktu. Yani ve birdenbire kendisini kendi dışındaki güçlü paşaların Hiziplerin hiziplerin ortasında buldu. ortasında buluyor. Ama bunu fark etti mi etmedi mi? Önemli olan taraf bu. Yani bir tarafta Çandarlı Paşa grubu, öte yanda da Şahabettin ve Zanos grubu. Hocam Yani o bu zamanda zor. bunu fark etti mi çok emin değilim ama Ben etmediği tahttan indikten kanaatindeyim. sonra Yani o evet. ikinci şehzadelik dönemi, doğru mu tanımlama bilmiyorum ama öyle yani Evet. ikinci şehzadelik, sultan şehzadelik döneminde Tabii, diyelim tabii, daha teknik bir tabii. tanımlamayla. İyi fark ediyor. Yani o süreçte fark ediyor. Yani tekrar ikinci kez sultan olduğunda, babası öldüğünde ne yapacağını çok iyi biliyor artık. Tabii, Net. tabii, tabii. Bu da ilk iktidarında bunu fark etmese bile tekrar geri gittiği zaman Manisa'ya süreci çok iyi gözlemlediğini, analiz ettiğini anlıyoruz. Bu 2 yıllık iktidarı aslında ona yaş küçük olmasına rağmen yani 12-14 yaş aşağı yukarı 15 yaş civarında Manisa'ya gidiyor. Fakat o dönemde artık bazı şeyleri görebilecek bir tecrübeye haiz bir durumda aslında. Muhtemelen o çekişmenin farkına vardı. Ve meydana gelen bir takım olayları da biliyor. Ama gücü yok. Kendi yerine başkaları devrede. Oradan bir ders çıkarmış olmalı. O yüzden Manisa yılları çok önemli. Ben hani Manisa'ya giden tahttan indirilmiş bir sultandır. Onu unutmayalım. Yani Tabii şey onun artık için sultan şehzade değil. şehzade Tabii. dedim ya yani. Tabii. Tahttan indirilmiş. O da sultan. Yani 2 tane sultan var o dönemde. Kendisi Edirne'deyken babası Manisa'da sultan gibi davranıyordu. Çünkü önce herkes ona geliyor. Sonra Mehmet'e gidiyorlar. Teknik tanımlaması şey değil mi hocam? Evet. Şehzade Sultan Mehmet. Mehmet. Yani şehzade ama Sultan Ama Mehmet. biliyorsun şehzadelere sultan diyorlar yani öyle terim sultan lafzını kullanırlar biraz genel bir terim olmuş. İlla hani tahta olması gerekmeyebilir. Öyle bir tanımlama vardır. Hadi hanımlar için de kullanır onları malum. Ama orada gerçek anlamda yani tahta edilmiş bir padişah gibi diyelim daha doğrusu
telakkisi söz konusu. Ve bu o kadar genç yaşta o olgunluğa erişmiş olması çok önemli. Çünkü kaynaklarda mesela Edirne'ye geliyor, birdenbire babasını tahta buluyor. Çok şaşırıyor. Ama bizim böyle tarihçilerimiz, özellikle yani, de nasıl söyleyeyim, mitolojiden fazla beslenen tarihçilerimiz yıllar yılı anlatırlar ya, Sultan Mehmet yazmış işte ben sultansam, gel sen tahta, gel tahta geç sen sultansan. Burada tabii bu metni ben kabul etmiyorum da, diyelim ki onların söylemiyle gidelim, kabul ettiğimizi farz etsek bile, kafası karışık sultan olup olmadığından emin olmayan bir padişah olduğu süreci ortaya çıkıyor tabii ki bu da bizi Varna destekleyecek. sırasında yalnız böyle bir şey. Yani bu gibi değil ama daha farklı bir ifade var şeyde, Gazavatname metninde. Ama onu ileri vadede bu şekilde döndürmüşler yani ifadeyi. Aslında onu çağırıyor şeye ama demin bahis mevzu edildi. Babasına şöyle teklifte bulunuyor. Sen Edirne muhafazasında kal, ben ordunun başında sefere Sefere çıkayım. çıkayım. Yani dediği şey Bu bu. mantıklı. Onu Çünkü söylüyor. onun Sultan, resmi sultan ekibinin o. istediği bir şey Tabii bu. istediği bir şey. Şan, şöhret kazanılacaksa onlar kazanırlar. Fakat orada işte mesele gündemde. II. Murat buna çok kızıyor. O zaman ya bu çocuk böyle şey laflar söylüyor. Fakat enteresan taraf, oğlunu orada azarlamamış. O bu lafı duyunca II. Murat bir şey söylemiyor muhtemelen ona. Çıkınca Çandarlı Halil Paşa'yı azarlıyor. Sen nasıl bu çocuğa böyle şeyler söyletiyorsun diye. O da işte padişahım çocuktur, gençtir, söyler falan diye işi böyle şey yapıp bırakıyor. Dolayısıyla hafife alıyor. Dolayısıyla o dönemde yani bütün meselelerin içerisinde olan bir Mehmet var. Sonra Peki gittiği küskün zaman, mü Manisa'da? Manisa'ya gittiği zaman aslında babasına karşı hiçbir ters hareketi yok. Yani seferlere katılması Sefere bunu katılıyor. gösteriyor zaten. Babasının Yani herhangi yanında itaatsizlik de veliaht yok. olduğunu biliyor. Aynı zamanda sultan gibi kendisini gördüğünü de anlıyoruz. Ve üstelik mesela dışarıdan gelen, onu o şekilde gören bir takım insanlar var. İşte belki bahse konu olabilir. İtalya'dan gelen iki tane, bir tanesinin ismini biliyoruz, yerini bilmiyoruz. Siriako diye birisi var. Fatih Sultan Mehmet'i o dönemde Manisa'dayken sürekli gelip kitap taşıyor. Başka birisi daha var, yine bir İtalyan'ın gelip gittiğine dair kayıtlar var. Yani bu bildiğimiz şeyler bunlar. Şeyden gelenler var, başka yerlerden gelenler var. Belki Akşemseddin'le irtibatı o dönemde başlamış olabilir, bilmiyoruz. Kesin bir şey söyleyemiyoruz. Yani bu Yani konuda net bir belki şey söylemiyoruz hocam. söyleyemiyoruz ama Ama şunu ister birdenbire Fatih. ortaya çıkması bir tuhaf. Yani İstanbul kuşatma sırasında birdenbire Akşemseddin nasıl girdi devreye? O biraz Bayrami kültürün tabanıyla da alakalı Yani hocam. Çok evet. geniş bir etki Evet, alanı tabii. var. Doğru şehzadeyken bağlantı kurmuş olabilir. Olabilir, Ben değişmek lazım. şeye biraz itiraz ediyorum, onu biliyorsunuz. Yani bir işte Fatih'in hocası Akşemseddin diye Yok, anlatırlar. yok. Hele ben Hocalı, Göynük diyeyim ama evet. işime de gelir böylesi. Fakat bunu Öyle değil. reddedenlerin başında Öyle geliyorum. olmadığı açık. Evet, öyle Bir olmadı. hoca ilişkisi yok. Yani Fatih'in somut olarak bildiğimiz, belki siz başka isimler eklersiniz ama Molla Ahmet Gürani'nin dışında net hocalık yapan isim... Bir Molla Ayas var bildiğimiz. Onun hocası olduğunu kayıtlarda geçer ama ne ölçüdedir? Bir de Molla Sinan diye birisi var. Fakat onun hakkında kaynaklarda bilgi yok. Yani bir yerde rastladım ona. Böyle üç tane hocanın ismi var. Somut Molla Ahmet Gürani. Evet, o tabii. Menkıbelere konu olan bir Akşemseddin konu. tabii fetihte çok etkili olduğu için belki biraz sonra onu Evet. konuşuruz Tabii. mutlaka. Fakat benim bakış açım bu noktada şu. Bayrami kültür neredeyse Yıldırım Beyazıt döneminden, yani Evet. Somuncu Baba devrinden itibaren Osmanlı bürokrasisini etkileyen bir şey. Yani ilk şu düzlemden gidelim mesela. Ulu Cami yapıldığı zaman Yıldırım döneminde bu caminin açılış hutbesini Somuncu Baba'ya okutuyorlar. Hamidüddin Aksaray'ı. Aksaray. Hacı Bayram'ın şeyhi. Sultan Edirne'deki camiyi yaptığı zaman bunun açılış hutbesini Hacı Bayram'a tevcih ediyor. Ayasofya camiye tahvil edildiğinde Akşemseddin'e veriliyor. II. Beyazıt, bu daha az bilinir mesela. Meşhur Beyazıt Camisi'ni yaptığı zaman Baba Yusuf Seferi Hisari'ye okutturuyor açılış hutbesini. O da bir Bayrami şeyhi. Ve bu ilginç bir şekilde Bayramiler hem çok geniş bir orta sınıf tabana mensuplar, yani hakimler, ama aynı zamanda da bürokrasi de entelektüel kimlikleriyle Osmanlı'nın o üst bürokrasisini de etkiliyorlar. Etkilemişler Ve tabii. hani kanaat önderi diyorsak gerçekten Akşemseddin o yüzyılın Osmanlısındaki en önemli kanaat önderlerinden birisi. Tabii. Fatih
Yavaş yavaş Fethiye'ye de geliyoruz aslında Tabii. ama Fethiye karar verdiği zaman siz bunu defalarca anlattınız. Bugün yine konuşacağız. Karşısında kendisine muhalefet edecek ciddi bir muhalefet var. Yani Çandarlı'nın başını çektiği bir muhalefet var. Asker emin değil. Yani Yeniçeriler tamam Tabii. artık eskisi kadar Çandarlı'nın güdümünde değiller ama yine de Fetih'ten emin değiller. Batı'dan bir Haçlı Seferi başlar mı? Bu böyle bir tereddüt var. İşte Fatih Fetih olayına giriştiği zaman toplumsal hani kamuoyu desteği dediğimiz geniş bir halk desteğini de alması gerekiyor. Bu sebeple Akşemseddin hatta onun o ben bazı programlarda söylemiştim yani siz de rastlamışsınızdır. Normal şartlarda Fatih gibi bir kişiliğe yazılmaması gereken yürek yutmuş yazmış diye bazen tiyatral hale getiriyorum ama yazılma üslubunun dışında bir mektup yazıyor Mektup aslında. tabii. Sert bir Sert. mektup yazıyor. Tabii. Bu da psikolojik olarak Akşemseddin'in aslında kendisinin o tabana nasıl güvendiğini gösteriyor. İşareti olabilir ama tabii İşareti. onun psikolojik ortamı çok farklı. Belki Eyvallah bahsederiz. tabii ki. İlk aramızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz aslında ama ilk hükümdarlık devresini en azından bitirelim. Sonra Evet, kısaca bahsettik Fethiye'ye gerçi ama geçeriz. yani o ilk hükümdarlık dönemiyle alakalı gerçek anlamda bir takım başarısızlıklar var, Mora'da isyanlar var, Orhan problemi var, Bizans Orhan'ı çıkarmış, o bir takım faaliyetlerde bulunuyor. O çünkü kıraşı fakat neyse geri çekilmek, kaçmak zorunda kalıyor vesaire. Balkanlarda bir takım hareketlenmeler söz konusu olmuş vaziyette. Çünkü tahta nihayetinde küçük yaşta bir çocuk var, sultan ortada yok, ne oldu belli değil çünkü haberler o şekilde belki gidiyor batıya. Böyle bir durum var, Bizans'ın tabii çok işine yarayan bir durum. O dönemlerde işte Edirne'de bir takım olayların vuku bulduğuna dair kayıtlar var. Eğer doğruysa meşhur bir Hurufi meselesi var, Edirne yangını var. Gerçekten başarısız, bu 2 sene başarısız bir dönem olarak dilendiriliyor. Bir takım toprak kayıpları da olmuş, öyle anlaşılıyor. Ve o çerçevede Çandarlı Ali Paşa çok bundan rahatsızlık duyduğu açık. O devrede Çandarlı Ali Paşa'nın özellikle giderek daha çok devreye girdi ve ikinci Murad'ı, ikinci Murad'ı sürekli şekilde davet ettiğini görüyoruz. Ve artık işin epey tırmanma eğilimi gösterdiği ve dayanılmaz hale geldiğini düşündüğü andan itibaren de bunu sıklaştırmış ve ikinci Murad'ı sonunda ikna etmiş bir durumda. İkinci Murad da ikna oluyor çünkü kendisine de muhtemelen haberler geliyor değişik yani şekillerde. Hareketlenenler olduğu, Macarların meseleleri vesaire falan gibi. Dolayısıyla da 1446 yılında o Yeniçeri ayaklanması var. Malum Buçuktepe'de yarım akçe sebebiyle herhalde Çandarlı'nın da pozisyonu var alt planda. Demin kastettiğim Evet, buydu. deminki oydu mesele. Orada ve tabii devreye kim giriyor ayaklanmada? Çandarlı Çandarlı. kendi giriyor. Zaten alttan efendim destekledi. Ve Mehmet ve ekibini iyice gücünü azaltıyor. Güçlü kim olduğunu Yeniçeriler sayesinde göstermiş oluyor ve Murad'ı çağırıyor hemen akabinde. Mesele bu. Yani o 2 yıllık başarısız geçtiği belirtilen dönem aslında bir ölçüde Mehmet'in bir şansı oldu. Çünkü ikinci defa tahta çıktığında kimse ondan çok büyük bir iş beklemiyordu. Ama O şöyle başarısızın devamını düşünüyorlardı. Ama bazıları o kanaatte değildi. Ama çoğu defa Batı'da artık genç bir çocuk var. Bu zaten başarısız oldu. Şimdi tekrar tahta çıktı. işte Artık rahat orayı ederiz. Bir İstanbul'u havası hakim. fethederek bütün Tam tersini dünyaya yapacak. ne kadar güçlü işte Tabii. hayal ettikleri bir kişilik Onu gösterecektir. olmadığını gösteriyor. Dahası da iç politikaya da çok net bir mesajı var. Biz Türkiye'de bunu yani genelde duygusal olarak değerlendiriyorlar, eleştiriyorlar vesaire ama bence Şehzade Ahmet'i öldürmesinin de o da iç politikaya dönük aslında bir rest. Yani gerektiğinde kendi ailesinden öz ve küçük bir kardeşini ortadan kaldırarak Çandarlı ve ekibine belki iktidarda artık hiç kimseyi ortak tanımayacağına Tanımayacağını dair ciddi gösteriyor bir tabii. gözdağı da Pek kimse yok vermiş oluyor. mesela. O yüzden Orhan belki biraz ön plana çıkarılmaya çalışıyor ama o Bizans'ta olduğu için kimsenin ona itibar etmeyeceği çok açık. Ama onun Bizans'ta olmasını bile tehlike olarak görüyor Sultan Mehmet. Bir de Davut diye birisi var, Macarların elinde Şey olan. savcının oğlu Yani diyorlar. savcının Bilmiyoruz mı da yani. oğlu, Emir Süleyman'ın mı oğlu? Biraz böyle karışıklıklar var. Emir Süleyman'ın oğlu olsa yaşının çok ileri olması lazım. Öyle görünüyor.
Yani kim oldu hakkında, kimin oğlu oldu hakkında bir Savcının tereddüt oğlu olsa var. daha da ileri. Murad'ın oğlu Çok savcının oğlu yok, diyorlar çok ki daha çok yaş. olmaz. Yani çok ileri yaşta Tabii olması tabii lazım. yani. Süleyman, Emir Süleymanoğlu olsa yani Daha işte makul. biraz O daha daha 40'lı makul. 50'li yaşlarda olması Tabii. gerekir aşağı yukarı. Aşağı. Böyle bir durum. Bir de Davut diye birisi var. Sahte bir adam mı yoksa Osmanlı şehzadesi mi? Olabilir çünkü anlaşma şartlarıyla. Şimdi anlaşmalarda belki seyircilerimizi biraz bilgilendirmek lazım. Anlaşma yapıldığı zaman anlaşmanın bir garantisi olarak genellikle Bir sultan oğullarından bir şehzade. şehzade rehin olarak bırakılıyor. Bu Bir şekilde Osmanlılara has değil Osmanlılar da ama var. genelde öyle Genel bir şey algılanır. tabii. Bu Tabii. Türk devlet geleneğinde de Olan bir vardır. şey. Hatta çok daha eskiye gidelim. Selçukluların kurulduğu dönemde Tuğrul ve Çağrı kardeşler devletlerinin bekasını sürdürebilmek için Tuğrul Bey esir oluyor mesela, Evet. Onun gibi. gönderiliyor. Evet. Mete zamanından itibaren, Hunlar zamanında, Göktürkler zamanında da şehzadelerin düşmana, en büyük düşmana hatta rehin verildiğini biliyoruz. Mete'nin Mete olma hadisesi böyle hocam. Babası Teoman Yüeçilere esir veriyor Mete'yi. Sonra da diğer küçük oğlunu tahta geçirmek için güya Yüeçilere savaş Gibi açıyor ki gösterip Mete'yi öldürsünler diye. Mete de kaçacak ve darbeyi yapacak. biz Son de bir Mete demişiz ama herhalde Motun. ismi Motun, Motun, evet. son zamanlarda bunun Dilimize Batır'dan oturdu. geldiği iddiası var Evet, ünvan olarak. Evet. Motun, Tuman, Teoman Evet, dediğimiz Teoman da Tuman Han Tuman. Türkçe'ye daha çok Evet. uyuyor. Araya girelim ve kısa süre sonra, aradan sonra tekrar görüşmek üzere. Filmler, diziler, oyuncular ve sinemaya ilişkin birçok konunun konuşulacağı ve birbirinden değerli konukların ağırlanacağı Mesut Uçakan'la Sonsuz Kareler bugün 13'te VAV TV'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, dua 29.148. Tarihe, coğrafyaya, insana ilginiz, genel bilgilerin ötesindeyse gelin bütün bunlara gönül coğrafyamızda birlikte mercek tutalım. Vehbi Baysan'la Gönül Coğrafyamız bu akşam 20'de VAV TV'de. Kendini Bilmek programında bu hafta gençlerle iletişim konusu ele alınıyor. Neden gençlerle iletişim sorunu yaşıyoruz? Gençleri anlamak mümkün mü? Günümüz gençleriyle ilgili neler söylenebilir? Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Doktor Rukiye Karaköse ve Türk yazar sosyolog Erol Erdoğan'la Kendini Bilmek yarın 10'da VAV TV'de. Evet dostlar, Doğu'dan Batı'ya tarih devam ediyor. Profesör Doktor Feridun Emecen hocamızla İstanbul'un fethi üzerine konuşuyoruz. Programın ilk kısmında Osmanlı'nın fetih algısına doğru giden süreci konuştuk. Yıldırım Beyazıt'ı, II. Murad'ı ve Fatih Sultan Mehmet'in ilk hükümdarlık dönemini konuştuk. Şimdi fetih başlayacak. İkinci kez sultan oldu. İşte belki gözdağı vermek için, belki siyasi rakip bırakmamak için kardeşi Ahmet'i ortadan kaldırdı ki bu çok hala tartışılan bir mevzudur. konu. Çünkü daha küçücük bir bebekten Evet, söz bahsediyoruz. ediyoruz. Bir yaşında diyen var, 2,5 yaşında diyen var. Artık bunu bilemiyoruz sonuç itibarıyla. Ve kendisini göstermeye çalışan, göstermek zorunda olan
gücünü, kudretini ortaya koymak zorunda olan ama aynı zamanda ilk iktidarından beri karşı bloklarda yer aldığı bir sadrazama sahip bir padişah var hocam. Peki süreç nasıl ilerliyor bundan sonra? Yani şimdi şöyle, bu ikinci defa tahta çıkışı, babasının ölümünün hemen akabinde gelişi herhalde Edirne'de çok büyük akis bırakmış olmalı. Çünkü en büyük korkuyu da muhtemelen Çandarlı Halil Paşa çekti. Çünkü ne yapacağı belli değil. Herhalde eli istemeye istemeye yazmıştır o mektubu hocam. Yani çaresi yok, ne yapacak? Ülke. Haydandan kimse yok ortada yani. En büyük şehzade olarak yapacak başka bir şey yok. O yüzden Sultan Mehmet yanında Zanus ve Şahabettin Paşalarla beraber Edirne'ye geldiği zaman süratli bir şekilde direkt doğrudan doğruya kaynakların verdiği bilgiye göre geçiyor, tahta oturuyor. Tabii o bütün o gece Edirne'deki durum biraz farklı. Herkes telaş içerisinde, yeni sultanın ne tavır göstereceği hakkında devlet adamları arasında böyle çok ciddi bir belirsizlik var. Herhalde kimde neler söylediler, neler konuştular. Sonrasında tabii yeni bir ekiple gelme ihtimali yüksek. İşte kim olduklarını biliyorlar. İşte Zanus ve Şahabettin Paşa, bunlara işte Saroca Paşa katılacak belki. İshak Paşa biraz böyle ikili oynama taraftarı. İkinci Mehmet onu hemen babasının cenazesiyle beraber Bursa'ya gönderecek. Ama Çandarlı Halil Paşa'yı yanında tutacak. Hatta malum herkesin çok iyi bildiği bir sahne var. Bir köşede Çandarlı Halil Paşa duruyor, diğer vezirler duruyor. Yanında kendi paşaları var. Babamın vezirleri niye uzakta duruyorsunuz diyor. Ve orada o bütün endişeleri birdenbire o heyecanlı havayı tamamen müsterih hale getiriyor. Herkes rahatlıyor en başta da. Çandarlı Paşa rahatlıyor ve ona Vezir-i Azam'la devam etmesi için emir veriyor. Ve ondan sonraki bütün planlamaları onunla beraber çalışacağını söylüyor. Şimdi tasavvur edin, bu çocuk yani 19 yaşında bir delikanlı. Başından epey badireler geçti. 12, işte 14-15 yaş civarında Çandarlı Halil Paşa lalasıyla beraber çalıştılar. Onun kendi aleyhindeki fikirlerini biliyor. Taht darbesini nasıl yaptırdığı hakkında herhalde kuvvetli emin ve üstelik de Çanralı'nın adeta azılı rakipleri olan Zanos Şahabettin yanlarında. Ve ya onu da doldurmuşlar. Çanralı'nın umutlarını kaçırır büyük ihtimalle böyle bir süreç. Böyle gelen bir sultan. Yani düşünün 19 yaşında o. Yani ondan beklenen şey bu şekilde fevri bir hareket yapmasıydı. Yani enteresan, yani bu kadar böyle, nasıl söylemek lazım, bu kadar bir bilince sahip olması, politik ve siyasi düşünceye haiz olması gerçekten ilginç bir şey. Hani diyeceksiniz ki hani Yeniçeri faktörü var, belki onun için böyle davranmış olabilir. Yani onu bile göze alabilirdi o anda. Ama onu yapmadı. Bunun da en büyük sebebi muhtemelen, hani demin konuştuk ya, Manisa'daki yılları ve İstanbul'un planları olmalı. Yani İstanbul'un... Önceliği İstanbul'u ele geçirmek. İstanbul'u ele geçirmek düşüncesi çok zihinde açık yerleştiği için onu sağlayacak olan vasıtaları elinde tutmak istiyor. Çandarlı da bunun içerisindeki en mühim figür. İşte çünkü, fetih olur olmaz onu ortadan kaldırır. Çünkü Çandarlı Paşa Yeniçeriler üzerinde, ordu üzerinde etkili, herkesin tanıdığı, diplomatik anlamda yine ön planda olan bir şahıs. Batı ile münasebetleri iyi, Bizans'la münasebetleri iyi. Her ikisini idare edebiliyor. Böyle bir politik bir şahsiyet olması sebebiyle de onun bu politikasından. Peki şöyle bir şey söylerler. Etmek ister hocam, gibi görünüyor. İstanbul kuşatmasının olmaması için Çandarlı Paşa'nın Bizans'tan rüşvet aldığı, altın aldığı söylerler. Hatta ben İstanbul'da yaşadığım zamanlarda İsmail Hakkı Uzunçarşı ile ilgili bir yazı yazmıştım. O yazıyı yazarken de aileyle tanışmıştım o vesileyle. İşte Sarıyer'e gitmiştim, Uzunçarşı'nın konağına. Biliyorsunuz İsmail Hakkı Uzunçarşı'nın eşi Emine Samiye Hanım Çandarlı ailesine, evet, mensup Çandarlı birisi. Zaten o yüzden Çandarlı Vezir ailesi kitabı vardır. Çandarlı Vezir ailesini o yüzden yazdığını söylemişlerdi. Evet. Hatta demişlerdi ki yine de Çandarlı'ya dair şüphelerini işte büyük annemize rağmen yazdı. Dedemiz de altın almış olabilir diye. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, yani işte bu bizim kaynakların yönlendirmesi fena çünkü. Biz onlara bazen aşırı derecede güveniyoruz. Bazen kaynakları akademisyen olarak kullanırken o tarihçinin hangi şartlar altında yazdığını, zihinde ne olduğunu
pek farkında olmadan bilgileri olduğu gibi onlara böyle çok fazla efendim güvenmek suretiyle aynen nakletme taraftarı olabiliyoruz. Bu bir akademik bir meseledir aslında. O yüzden kaynakların tenkidi gözle değerlendirilmesinin yerinde olacağı kanaatindeyiz. Bizim öğrencilerimize en büyük tavsiyemiz budur. Ama buna rağmen görüyoruz ki yani önemli titirler almış akademisyen arkadaşlarımızın çoğu bu kaynaklara iman derecesine adeta evet, tenkit etmiyorlar. Tenkit alma kültürü gelişmiyor bizde. Bu tabii akademik anlamda iyi bir şey değil. Onu bir kere vurgulayalım. Dolayısıyla Aşık Paşazade'nin anlattığı bu olay, o anlatıyor. Artık arka planına bakmak lazım. Bu adam bunu anlatırken maksadı neydi? Aşık Paşa zaten hangi çevreye mensup bir insan? Ne söylemek istiyor? Yani bütün bunların şey yapılması lazım, ortaya konması lazım ki onun yazdığını biz anlayalım. Yani bu yazarıyla da alakalı bir konu. Sadece onu bırakın ileri vadede 16. yüzyılda yazmış olan, eser vermiş olan tarihçiler bile böyle. Mesela katiplik, bir paşanın katibi olarak neşir nema bulmuş yani. Tarihçiler var bürokraside. Şimdi Peçölü, Lala Mehmet Paşa'nın yanında büyümüş. Ya onun adını yani yazarken onun namını, onun rakiplerini kötüleyerek yazıyor. Bunun gibi düşünmek lazım. Yani o zaman bakmak gerekir. Gerçekten bu adamın muhiti nedir? Neye göre yazıyor? Onun gibi. Yani o bakımdan bir tenkidi bir gözle bakıldığında bu durum ortaya çıkabilir. Fakat öyle anlaşılıyor ki buna ihtiyacı yok şeyin. Yani evet. Çandarlı Paşa'nın. Adam zaten yeteri kadar zengin. Yani onu ne koyacak? Pek ihtimal yok hocam. Rejiden uyarıyorlar. Efendim? Fetih gösterileri tamam, başlamış. Peki. Onunla ilgili bir araya girmemiz peki gerekiyor. Abi. Peki abi. Uzaklardan çınlayarak Konstantiniyye'nin surlarına ulaşıyor.
birleriyle. Sur'da bir gedik açıldı. Şehir düşüyor. Ayasofya görünüyor. Sesleri şehrin içine doğru yayılmaya başladı. Sur'lara koşan bir yiğit. Akan kanıyla elinde sancak. Hayalinde şehadet. Efsane odur ki kutsal sandık kayıptır ve bugün hala aranmaktadır. Ayasofya, kutsal sandığın emanetçisi midir? İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. O ordu ne güzel ordudur. Cihanın yarısı gök. Önünde şehit şehit durmuşuz. Cihanın yarısı İstanbul. Havanın mavisinde, denizin yeşilinde bir türkü. Orta Asya'dan beri duymuşuz. Anamızın sütünden bayraklara kadar yüce bir fetihle büyümüşüz. Kutlu olsun Yeditepe. Kutlu olsun Boğaz'ın mavi suları. Ey Haliç, Marmara. Ey Fatih'in elindeki kırmızı gül. Bundan tam bir yıl önce Ayasofya'da Fetih Suresinin okunmasına ve ardından Cami-i Kebir olarak yeniden ibadete açılmasına önderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Fethin 568. yılı kutlu olsun. Evet, tekrar merhaba. İstanbul'un fetih sürecini konuşuyorduk. Peki Fatih'in hazırlıkları başladı hocam. Önce iç bürokrasiyi kendi içinde dengeleyecek. Çandarlı'yı kontrolü altına alacak. Ve nihayetinde tabii en büyük hamlelerinden bir tanesi meşhur Rumeli Hisarı'nı yaptırması, inşası olacak. Tabii bir de Bizans'ın durumu var. Bu ikisini bütünleştirerek konuşmak gerekirse... Evet. Yani şöyle yapmak acaba daha mı doğru? Şimdi öncelikle tahta çıktıktan sonra mesela bir Karaman Seferi var. Genelde hep unutulur bu. Hani sanki tahta çıktı hemen İstanbul'u aldı gibi bir imaj var ama ondan önce bir Karaman Seferi var. Bu Karaman Seferi biraz muğlak bir sefer. Yani bir savaş olmadı. Karamanlılar geri çekildi. Bir anlaşma yapıldı ama anlaşma aslında biraz tavizkar bir anlaşma gibi gözüküyor. O sırada Bizans elçisi geldi. Üstelik sefere çıkarken Orhan için şeyini istedi o. Parayı istedi. Araç. Yıllık olarak aracını istedi. 300 bin akçe falan bir şey. Yüksek bir rakam. Yüksek. Onu çoğalttı. Bunların hepsini Sultanahmet bir şey söylemedi. Yani makul karşıladı. Fakat dönüşte yaptığı bir olay var. O da Kurtçu Doğan, Yeniçeri Ağası, Halil Paşa'nın çok yakın adamı. Onu cezalandırdı. Çünkü Yeniçeriler orada bahş istemişlerdi falan. Bir gürültü patırı çıkardılar. Halil Paşa muhtemelen gene denemeye çalışıyordu. Yani gücünü sultan üzerinde bu sefer sırasında. Ama bu defa biraz sert kayaya çarptı anlaşılıyor. Orada gücünü yavaş yavaş göstermeye başladı. Kurtçu Doğan'ı enteresandır. Yeniçeri isyanı müsebbi olarak idam edebilirdi. Aksine sadece cezalandırıp sürmekle yetindi. Yani dolayısıyla yavaş yavaş Yeniçeriler kendine doğru çekebileceği bir vasatı elde etmeye çalışıyordu. Bunu yaptı. Edirne'ye döndüğünde de zaten Yeniçeriler mühim ölçüde kendi tarafına doğru rağm etmiş vaziyetteydi. Onun ardından da ciddi bir hazırlık başladı bundan sonra. O hazırlıklar muvacihesinde, Edirne'de yapılan hazırlıklar tabii bunlar önemli ölçüde. İşte hem gereken silahların hazırlanması, efendim İstanbul'u belki defalarca gidildi, görüldü. Nerede, nasıl kuşatılabilir? Denizden şehir zaten açık vaziyette. Özellikle İstanbul'u düşündüğümüz zaman bir kara şehrinden çok bir deniz şehri İstanbul. Yani hem Karadeniz'le bağlantısı var, hem Marmara veya Ege Akdeniz'le bağlantılar olan. İşte tarihi yarımada diyoruz. Onun içerisinde tabii aslında. Ve her şey denizden geliyor. Mesela Rumeli Hisarı'nın için seçtiği yer çok önemli. Hemen Anadolu Hisarı'nın karşısında ilk işaret o oldu. Ama o ana kadar aralarında anlaşma olduğu için bir barış ortamı var. Birdenbire Sultan Mehmet'in o seçilen yerde... bugünkü Rumeli Hisarı'nın bulunduğu mevkide bir
inşaat başlatması şaşırtıcı oldu Bizans için. İlave olsun diye söylüyorum. Hı. Biraz daha sonra ama genelde unutulduğu için söylüyorum. Yani bizim ortalama sokaktaki herhangi bir insana ya da tarih meraklısı bir insana bile sorsak Fatih'in yaptırdığı hisar nedir diye sadece akıllarına Rumeli Hisarı gelir. Halbuki Çanakkale Boğazı'na da iki tane kale yaptırıyor. Biraz ondan da belki tabii bahsetmek lazım. O biraz daha sonra gerçi. Yani sonra tabii ama. Kapatmak için. Ama yani Boğazların kontrolü İstanbul'un emniyeti açısından son derece önemli. Bunu biliyoruz. Tarih boyunca da bu hep böyle oldu. Yani durumu. Dolayısıyla yani orada çok önemli bir stratejik hamledir o. Ve İstanbul'un hedeflendiğinin de zaten ilk adımı oldu. İmparator bunu duyduğu zaman. O resti görmüş. Evet yani onu gördü. Ve orada hani anlaşma şartlarına rağmen orada bu şekilde bir kale yaptırmasının efendim uygun olmadığını, o da bizim toprağımızdır, işte istediğimizi yaparız falan havasında. Ve o arada da Osmanlı askerleri sürekli şekilde İstanbul'un etrafındalar. Bir koyun kavgası yok yani. Evet, bir koyun kavgası var, meşhur var. Yok değil. Tursun Bey anlatıyor onu. Çünkü iaşelerini temin etmek için orada bir grup asker şey almak istemiş, koyun almak istemiş. O sırada çobanla da bir kavga olmuş, bir arbede olmuş. Fakat şunu da söyleyeyim. Ona rağmen İstanbul'un içine girip çıkan askerler var o sıralarda. Yani işte bu olay sebebiyle içerideki askerler bir bölüm içeride kalmışlar. Kapıları kapatmışlar, içeride kalmışlar. Sonra onları dışarı çıkarıyorlar vesaire. Bu da var. Ben onu demek istiyorum. Yani demek ondan önce muhtemelen Sultan Mehmet İstanbul'un içinde dolaşmış olabilir. Yani defalarca. Nerede ne var onları biliyor olabilir. Yani öyle dışarıdan belki geldi surların etrafını. Belki bir ker kaporta vardır hocam. İçeri girmiştir bir şey. Yani, bu zıvay ker kaportaya bağlıyor. Tamam bir hikaye bunlar yani malum. O açık unutan ama İstanbul'un kapı, fethini, yani konu dışına çok sapmak evet, istemiyorum ama işte, İstanbul'un fethini biraz tahfif etmek için Batı dünyasının geliştirdiği hem de en güçlü kalemlerden birinin eliyle geliştirdiği bir literatür maalesef, herhalde Zweig'in. Bunu çok ciddi akademisyenlerin bile yazdığını görmek şaşırtıcı oluyor yani hiç dikkat etmeden. Bu şekilde özellikle dışarıda batıldı bazı meslek terörlerimiz hala açık unutulan kapının efsanesinin peşinde koşuyorlar. Böyle bir şey yok yani. Yani daha önce malum içeriden Arap iki şeyi sırasında o dönemde de var. Onlar da açık unutulan kapıdan dışarı kendilerini zor atıyorlar şeyler. O ilk şehre giren Araplar. Biliyorsunuz o camide namaz kılmak istemişler falan o hikaye. Orada da bir açık unutulan kapı var. Yani efsanevi gibi bu hem İslam tarihine mal olmuş hem ilginç bir şekilde Batı kaynaklarına yansımış bir durum. Neyse mesele bu. Dolayısıyla orada ilk kıvılcımlar belirmiş vaziyette. Bizans İmparatoru tabii durumdan biraz şaşkın vaziyette gereken önlemleri almak için süratli bir şekilde hazırlık yapıyor bir taraftan da. Özellikle bu Rumeli Hisarı'nın bitmesinden sonra sıranın kendisine geleceğini bildiği için, İstanbul'a geleceğini bildiği için derhal Batı ile münasebet kurarak yani orayla irtibat kurarak yardım isteklerini hızlandırıyor. Zaten bu demin bahsettik Fransa konsülü ile mezheplerin birleşmesi, Doğu ve Batı Kilisesi'nin birleşmesi gerçekleşmiş vaziyette. Fakat orada da büyük bir boşluk doğmuş durumda. Hani pek kimse bilmez. Bizans İmparatoru 48'de tahta çıktı 1448'de ama tacını Mora'daydı, Mora Despotu'ydu. Orada giydi, geldi İstanbul'a. Normalde Ayasofya'da bir tören düzenlenmesi lazım. Yani taç giymesi lazım imparatorluk için. Peki kim giydirecek bu tacı? Şimdi... Yani, yani aralarının bozuk olduğu yani şimdi Batı Patrik Kilisesi giydir. Birleşmiş Doğu Kilisesi ile Patrik yok ortada. İki senedir İstanbul'da Patrik yok. Yani İstanbul alındığı zaman İstanbul'da Patrik diye bir şey yok. İşte Papa'nın bir temsilcisi var Isidor, Kiev Metropoliti. O gelmiş daha gelecek 1452'de yardım, Papalardan yardım getirecek oraya. Ama kim giydirecek? Yani Papa mı giydirecek? Papa'nın giydirmesi lazım normalde. Böyle bir durum olursa o zaman zaten halk galeyen halinde bunu istemiyor. Mazlum. İşte şu mantık oradan Latin o meşhur hikayesi. Latin serpuşu Müslüman tabii. Sarığı hikayesi oradan ortaya çıkıyor. Notaras buna şiddetle karşı Gennadius başı çekiyor. Daha sonra Fatih'in patrik yapacağı şahıs din adamı, özellikle bir din adamı şeye de katılmış. Birleşme görüşmelerine katılmış vaziyette. Dolayısıyla böyle bir kaos var şehrin içerisinde. Venedikler başka yerde, Cenevalılar başka taraftan, başka telden çalıyorlar. İmparator içeride adamları tutamıyor, asılzadeler var. Onlardan yalvarıyor yardım almak için. Ya işte sakladığınız paralar var biliyorum,
bunları çıkarın, bak surları tamir edeceğiz, asker getirmemiz lazım. Kimse zırhını koklatmıyor adamcağıza üstelik yani. Ve o sakladıkları paralar da daha sonra tamamen Osmanlıların eline geçecektir adeta. Yani durum bu. Ve çok zor durumda. Venediklere başvuruyor, orada gemilerdeki malzemeler var, yardım talep ediyor vesaire. Son kerteye kadar uğraşıyor ama bu anlamda çok ciddi bir yardım görmeyecek. Ancak Papa'nın gönderdiği işte doğru gelecek. Ardından da 700 kadar cengaverle Cenevalı bir macera perest, aynı zamanda çok önemli bir kumandan olan meşhur Justinian gelecek, içeri gelecek. Dolayısıyla burada bir şey oluyor, bir paralı askerlerden oluşan küçük bir grup var ama onun yanı sıra da kendi paralı askerleri, profesyonel askerler burada mevcut vaziyette. Onun dışında da halktan tabii ki talep olduğu zaman onları kullanacakları, surlarda, tamiratta kullanacakları önemli miktarda da bir Bizans halkı var. Unutmayalım ki İstanbul'un yani o dönemde bakıldığından 1204'ten itibaren şehir çok tahrip oldu ama buna rağmen kendini toparlamayı nispeten başardı. Fakat eski şaşasından çok uzaktı. 1400 yılına itibaren şehre girip çıkan coğrafyacılar var. Mesela bunlardan bir tanesi Clavio'dur. Malum o şehir hakkında bilgi veriyor. Onun verdiği bilgilerden de İstanbul'un önemli ölçüde boş olduğunu, nüfus bakımından da zayıf olduğunu biliyoruz. Tahminler yaklaşık 30 bin kişinin şehirde bulunduğu yönünde. Tabii Galata tarafı daha muhkem bir yer. Çünkü orada Cenova kolonisi var Galata'da. Zaten, orayı daha çok överek anlatıyor Clavio. Evet, tabii. Gerçi Ömer Rıza Doğrul kırpmış hocam kırpmış, orada. Evet. Maalesef 60 sayfasını kadar kiliseleri anlatıyor diye tabii. Anlamsız bulmuş herhalde evet, ama maalesef, çok bize. Değerli bir metin Clavio'nun metni. O yüzden o bambaşka yani onun Bizans'la alakası yani imparator bir de onlarla da şey yapıyor. Yani Cenevalılardan yardım istiyor. Cenevalılar ne yaptıkları belli değil. Bakıyorsunuz bazen Fatih tarafları, bazen Osmanlılara haber gönderiyorlar. İkili oynayan bir durum var bazen de. İmparatora haber gönderiyorlar. Yani böyle bir durum karşısında çok zor gerçekten. İçerideki hazırlıkları yeteri kadar yapamadı ve bu anda da birdenbire 1452'deki o Nisan ayından itibaren tabii başlayan bir inşaat, Rumelisler'in inşaatı ve 4 ayda bitirildi ve boğaz kesildi. Şimdi hani İstanbul'un bütün her şeyi boğazlara bağlıdır dedik ya, denizlere bağlı bir şehir dedik. Şimdi şöyle bir durum var. Bilhassa Tuna Havzası'ndan ve Ukrayna stepleri, buralar çok verimli topraklar ve burada önemli ölçüde tahıl yetiştiriliyor ve hayvancılık yapılıyor. Oradan İstanbul'un iaşesi çoğu zaman oradan geliyor. Ve bu yol çok kısa bir yol. Yani 2 günde falan gemiler İstanbul'a ulaşabilir bu bölgelerden. Ve süratli bir şekilde İstanbul'un yiyecek ve içecek bakımına takviye edebilir. O yüzden Karadeniz'in imkanları çok geniş. Üstelik Cenovalılar var malum Kefe bölgesinde. Amasra var. Kolonileri var çünkü onların Amasra bölgesinde. Ve oradan da gereken gemi yardımları, silah yardımları vesaire İstanbul'a ulaşabiliyor. O yüzden Sultan Mehmet'in buraya bu Rumelisler'in yaptırmış olması çok önemli. Bunun farkında olduğunu gösteriyor. Ve can damarlarını kesmeye yönelik bir hareket bu. Zaten malum. Bir de 2 boyutlu zorlama. Tabii. Şimdi Venedik Devleti'nin yerine koysanız kendinizi evet, ya da Cenevizlilerin yerine Bizans'ı destekleyebilirsiniz. Fakat bütün kolonileriniz, yani önemli bir kısmı Karadeniz sahillerinde işte Kefken'den, Cebeci'den tutun da ya da Yoros'tan itibaren tutun, Trabzon'a varıncaya kadar bütün sahillerde, sahil şehirlerinde sizin limanlarınız var. Akçakoca'da var, Ereğli'de var, ana limanlar. Tabii. Burada Osmanlı bu hattı kestiği zaman... Sizin de tabii, ciddi anlamda o zaman bir tercihte bulunmanız gerekiyor. Evet. Fatih burada çok stratejik davranıyor tabii. Aslında. Yani Osmanlı'yı mı tercih ediyorsunuz, Bizans'ı mı tercih ediyorsunuz'a getiriyor biraz değişik. Hem Venedik için çok bu darbe oldu adeta. Çünkü İstanbul'un fethiyle beraber başlayan süreçte İtalyan devletlerinin zaten en büyük ticari imkanları kuzey iledir. Yani Karadeniz yoluyladır. Çünkü oradan çok işte esir ticareti mesela çok iyi gelir getiren bir şey. Aynı zamanda işte kuzeyin
bir takım işte kürklerdi, balık dişleriydi vesaire gibi böyle çok muazzam bir gelir getiren eşyaları taşıyor. Venedik kalyon şeyleri, kadırgaları İtalya'ya. Ve aynı zamanda düşünün, o yol aynı zamanda İpek yolunun güzergah noktası. Asya'dan gelen yollar Kefe'ye iniyor. Oradan gelen değerli kumaşlar var. Tabii Çin'den gelen, o yolu takip eden gelen kervanların ulaştığı yer. O yüzden yani Karadeniz'i deyip geçmeyin, o dönemler için gerçekten ekonomik hayatın adeta can damarı. Bir de sizin zaten yani kitabınız da var. Karadeniz kentleri üzerine özel ilgi alanınız Karadeniz, evet, kıyı kentleri. Evet. O yolu kestikten sonra zaten bu tabii çok mühim. Mesela bir örnek var. Bir Venedik gemisi geçmeye çalışmış vaziyette. Yelkenleri indirin diye uyarı yapıyorlar. Fakat indirmiyor yelkenlerini. İndirir gibi yapıyor. Tekrar hareketlenmeye çalışıyor. O sırada atılan bir top ateşiyle gemi yara alıyor ve Batma Raddesi'ne geliyor. İçindekiler kurtuluyor. Bazıları alıp esir alınıyor kaptan. Edirne'ye götürecek sonra kaptan. Venedikler kurtarmaya çalışacaklar ama onu ibret alem için orada idam edecekler vesaire. Aradaki münasebetler o çerçevede bozulacaktır. Yani bu buralar bizim oldu diyor hocam, açık bir şekilde. Bundan sonra benim iznim olmadan gemi yüzdüremezsiniz. Onu söylüyor tabii. Bu da işin başka bir tarafı. Diğer tarafa baktığınızda Gelibolu'da zaten büyük bir Osmanlı tersanesi var. Bu hazırlıklar muvaciyesinde orada da önemli miktarda bir gemi yapımı söz konusudur. Ve unutulan bir başka husus, Roma Hisarı'nın inşası sırasında oraya yakın bir koyda da yine 30 kadar geminin yapıldığına dair o meşhur Konstantin Mihailoviç diye bir Sırp veya bir eski Yeniçeri olarak bilinen birisinin hatıratı var. Kemal Beydilli Hoca onun metnini tercüme etmişti. Bir yeniden yayınlandı galiba. Yeniden birkaç defa çıktı. Evet. Mesela o metin çok değerli bir metin. Çünkü şahit olmuş bütün bu hazırlıkları anlatıyor. Rumeli Hisarı'nın inşaat sırasında nasıl yapıldığını. Bunlar iki metin galiba orada, ayrı metin bir araya gelmiş gibi görünüyor. Bir Sırp 1500 kadar madenci geliyor şey için, yardım için. Çünkü vasat statü oldukları için Fatih'in ordusuna. Onlar alttan tünel kazmak suretiyle hani fetih sırasında, muhasıra sırasında böyle bir işlem yapıyorlar ve işte o tünel kazıcılarını o yüzden getirtmiş. Madencileri getirtmiş ki onlar, çünkü maden kazıyorlar, tünel alttan yaptıkları için tecrübeliler. Onları getirtmiş. 1500 kadar Sırp şey var, madenci var. Onun dışında yine Rum ahaliden olanlar var. Yani Osmanlı ordusu tek düze sadece Müslümanların oluşan bir ordu, Türklerden oluşan bir ordu değil. Onu da söylemek istiyorum. Bunun mukabil karşı tarafta da Bizans'ta da ilginçtir. Şehzade Orhan ve onun aşağı yukarı 100 kadar da etrafındaki Türk sipahileri, askerleri var. Ve onlar da kendi soydaşlarına karşı efsanelere hiç girmiyorum bile. Ya Vedit Sultan'ın işte Ayasofya'da koruduğu, o yüzden onun öldüğü gece girdikleri çok güzel tatlı halk efsaneleri. Evet, evet. Diğer taraftan Edirne'de ciddi bir savaş hazırlığı tabii, başlayacak. Onu söylememiz oluşturulacak. Lazım. Hazırlıklar muvaciyesinin en önemli tarafı o. Çünkü bakınız, o vakte kadar top biliniyor. Yani topun kullanılması veya işte yapımı 14. yüzyılın başlarında falan. Hatta veya Moğollara kadar bile götürenler yani, var. Tabii bu itme gücüyle çalışan bir takım ateşli silahların kullanıldığını biliyoruz. Yani değişik şekillerde Çinler kullanmış vaktiyle. Moğolların onlardan alarak kullandıkları, barutun yaygınlaşmasıyla beraber bunun efendim Avrupa'da kullanılmış olması keyfiyetini biliyoruz. Bu tamam. Aynı şekilde Osmanlılar'da top kullanımı söz konusu oldu. Ve bu galiba Çelebi Mehmet döneminde itibaren, yani Şehrivarmili Yıldırım Bayezid döneminde biraz belki zor ama daha sonraki devirlerde biraz yaygınlaşmış olmalı. İkinci Murat döneminde katli surette vardı zaten. Bunda bir şüphemiz yok. Hatta tüfeklerin olduğunu, ilkel tüfeklerin kullanıldığını biliyoruz. İkinci Murat döneminde hem Varna Savaşı'nda kullandı Osmanlılar, hem Kosova'da kullandılar ve özel birlik oluşturdular. Tüfekçi birlik oluşturdular Balkan kalelerinde. O bakımdan ilk tüfekçi profesyonel askerler denildiği zaman Osmanlı Yeniçerilerini hatırımıza getirmemiz lazım. Fatih'in o da kurduğu bir birliktir daha sonraki dönemlerde. Ve o zamana kadar bu surları yıkabilecek ateş gücünden istifade etmek istiyor. Peki bu bilgiyi nereden aldı Fatih Sultan Mehmet? Yani bu genç şehzade ilk zamanlarında Manisa'dan mı aldı bunları? Mesela İtalyan'da bu kabil kale kuşatmalarıyla alakalı bir takım kitaplar getirmiş olması ihtimali yüksek.
bahsettiniz. İtalyan elçiler geliyor ve ona evet. kitaplar getiriyorlar ama dediniz ya Manisa'daki. Bu unutulan bir taraf var. Sanki bütün bir top imalatı ve her şeyin bu yabancılardan alındığı gibi bir kanaat var. Fakat böyle değil. Aslında 2. Murat döneminde Osmanlı topçuluğu hayli ileri. Bu gazavatname metni orijinal bir metindir. Kosova için Varna Savaşı için karşıdan karşıya çanak İstanbul Boğazı'ndan geçerlerken burada galiba bir hatırıma gelmedi ama galiba Saruca diye bir şey var. Bir topçu ustası var. Onun döktüğü top var. O orada seyyar top döküyor. Engellemek isteyen Bizans gemilerine karşı bunları kullanıyorlar. Yani mahallinde top dökme gibi bir bu müthiş ileri tecrübe bir var yani o dönemde var. Dolayısıyla Osmanlı topçuluğu var. Ama buradaki mesele büyük çapta surları yıkabilecek ebattaki topun yapılmış olması keyfiyeti. İşte orada Urban Usta'nın planları muvaciyesinde bir topun Edirne'de bu anlamda döküldüğünü biliyoruz. Muazzam bir iş bu. Gerçekten tarifler var. Bazı Bizans kaynakları topun nasıl döküldüğünü tarif ediyorlar. Osmanlı tarafında da topun çok büyük olduğuna dair yine bilgilerimiz var ama çok ayrıntılı değil. Yaklaşık 6-7 metre boyunda 600 kilo kadar gülle atabilecek bir çapta bir namluyu düşünün yani. Muazzam bir şey ve bunun o dönemin teknikleriyle doldurulması ve atılması ve o alaşımın buna dayanması gerekiyor. Bu kolay bir iş değil yani. Çok büyük bir aslında o dönem, o çağına göre büyük bir mühendislik isteyen bir iştir. Onu başarıyorlar. Bu sadece Urban'a mal edecek olan bir şey değil. Yani o zaman topçu ustaları da var o devirde. Yanında yakın olduğunu biliyoruz. Saruca gibi. Belki Mimar Musuhiddin diye birisinden daha söz ediliyor ama çok açık belli değil, net değil. Ve o topun dökülmesi ve atı önemli. Ve o topun kuşatma sırasında surları yıkmakta rol oynamış olması tartışmalı. Top bir defa ateşlendi diye söyleyenler var. Çatladı diye söyleyenler var. Tekrar tamir edilip kullanılır diye söyleyenler var. Ama her ne olursa olsun onun kullanılması ve çıkardığı o muazzam ses hiç şüphe yok ki karşı tarafta çok büyük bir moral çöküntüsü. Şahi başladı. Diyorlar değil mi? Şahi, Vasiliki veya Şahi evet. dedikleri büyük muazzam top. Şimdi Edirne'de denenmiş top atıldığı zaman epey çok uzak bir menzille tekabül ediyor ve düştüğü yerde de muazzam bir çukur açmış vaziyette. Edirne halkı korkmuş adeta. Acaba kıyamet mi kopuyor diye. Herkes tıraşlanmış o gürültüden, patırtıdan. Böylesine sesi çok uzaklardan bile duyulmuş diye topun şiddetini tarif ederler. Ama onun yanı sıra o top kadar etkili başka hazırlıklar da yapıldı. Bunun yanı sıra işte eski tip bu kaplumbağa denilen bir takım aletler, surları yıkmak için kullanılan böyle değişik bir takım araçlar var. Sura yanaşmak önemli. Onlar için kulelerin tasarlanmış vaziyette. Yani o dönemin en son aletleri, vasıtalarını Edirne'de hazırladıklarını biliyoruz. Bununla alakalı Kırtavulos'un özellikle belki biraz sonra yazdı ama yazdıklarının doğru olması çok daha yüksek bir ihtimal. Detaylı bir şekilde bunları kaleme almış vaziyette. Topun bilmiyorum kuşatmayı belki konuşacağız ama kuşatmada etkili olup olmaması meselesini biraz açmak gerekiyor. Çünkü önemli bir nokta. İstersen burada hemen hatta biraz kuşatalım bahsedelim tabii. Hocam. Zamanımız belki azalıyordur. Evet. Şimdi Fatih'in yaptığı kendine has önemli buluş tablet sistemi olduğunu anlıyoruz. Şimdi bahsettiğim ya, o büyük top ona benzer toplar Avrupa'da da döküldü. İngiltere'de var böyle büyük bir top. Daha önceden dökülmüş vaziyette. Hatta kale kuşatması için topu çekememişler. Malum taşıyabilmek için orada nehirleri kullanırlar böyle kanalları taşımacılıkta. Onu oraya oturtmuşlar. Karadan da çeke çeke getirmişler şeyin önüne. Yüzdürmüşler topu. Adeta. Yani. Bir atış yapmışlar ama bir fayda elmemiş. Sonra bırakmışlar falan. Yani etkisi bir atış yapamamışlar. Fakat Fatih'in yaptığı şey şu, evet o büyük toplar var, onun yanında muhtelif topları kullanıyor ve üçerli, dörderli toplardan bataryalar oluşturuyor. Yani tabyalar oluşturuyor. Ve bunları 4-5 batarya halinde suların karşısına koyuyor ve üstelik bunları belli noktalara atış yapıyor. Yani öyle alaverirse atış yapmıyor. Hani atayım da nereye vurursa vursun, setsin, setme yapsın, orayı yıksın diye bir şey yok. Belli bölgeleri hedeflemişler.
o bölgede belli atışlar yapıyor. İşte anlatıyor tarihçi. Önce yukarıdaki üçgenin bir noktasına, sonra bir köşesine, sonra bir köşesine vurarak surları yumuşatıyor. Ardından büyük top bir ateşliyor ortaya ve çökertiyor falan. Bu o dönem için gerçekten yani dünya kuşatma tarihinde de bir ilktir bu yapılan. Bunu onun mekanik hesabı da çok iyi tutturmanız gerekiyor. Tabii yani şimdi o yani düşünün o dönemdeki mühendislikler, o barutun kalitesi, bunlar çok önemli. Barut patladığı zaman bu kadar yüksek bir itme gücü yok. Çünkü barut kalitesi mühim. Sonradan bu beyaz barut hikayeleri devreye girecek. O dönem için bunlar için daha erken muhtemelen. Ve müthiş bir şey çıkıyor. Duman çıkıyor. Ve üstelik de çok büyük bir geri tepme var. Yani o geri tepmeyi önlemeniz lazım. Müthiş. Onun için toprak yuvalara koymuşlar. Ve perdeyle kapatmışlar ön tarafı. Surlara ilk yaklaşık yani 100 metre falan, 150 metre belki yaklaştırıyorlar neredeyse aşağı yukarı. Çünkü vurduğu zaman aynı zamanda hem surları yıkıyor fakat onun setmesiyle beraber taşlar geriye dönüp sizin askerlerinizi mahveder. Fırlar, doğru. O yüzden onu kapatmak için de perdeler koymuşlar. Perdeyi kapatıyor. Setme vurduğu zaman o perdeye denk düşerek arkaya koyuyor. Bunların hepsi çok ciddi tecrübe. Yani bunlar yani böyle çok detaylar var. O yüzden bunu düşünmek çok önemli, onu demek istiyorum. Bir de belki son şunu söyleyeyim. Bu bahiste havan topları, havai top diyorlar. Kaynakların hemen çoğunda yani inanmak lazım gelir, inanmak lazım gelmez. Herkes kendi fikrinde şeydir, serbesttir. Ama Fatih'in bir havan topu tasarladığına dair ciddi kayınlar var, bilgiler var. Havai top dediğimiz. Bunların örnekleri var. Müzelerde gittiklerinde seyircilerimiz görebilirler. Havai top yani yukarıdan Aşırıyor ve askerin içerisine düşürüyor. Bunu fetih sırasında çok fazla yaklaşılmak lazım. Pek kullanmamış olabilir ama daha ziyade Zamanos Paşa kuvvetleri Galata sırtlarındaydılar. Onlar bu havai topları orada bulunan limanda koruma altında bulunan gemilere ateş atarak birkaç gemiyi bu şekilde tahrip ettiler, batırdılar. Bunu biliyoruz. Yani mesele bu. Eyvallah. Ve tabii ki çok önceden beri planlanan, herkesin çok merak ettiği meşhur karadan gemilerin yürütülme olayı. Evet, hala yazan ve inananlar var. Evet. Özellikle Boğaz'dan yürütüldüğü, Tophane üzerinden yürütüldüğü. Şimdi eğer İstanbul'da yaşayan izleyicilerimiz mutlaka bilecekler. Siz bir gün şunu deneyin yani bence Beşiktaş'tan Tophane'ye çıkın ve Tophane'den yukarıya doğru gemi yürütüldü denilen yerden kendiniz çantanızı bile almadan yürüyün. Bakalım yürüyebilecek misiniz? Tepe başına çıkacaksınız orada. Mümkün değil. Yani fizyolojik olarak mümkün değil. Sonra yokuş aşağı ineceksiniz. Bunu biz iman gücüyle falan da anlatmaya çalışsak imanımız da biraz alay etmiş gibi de oluruz aslında mitolojik olarak. Ama gerçekte bir karadan yürütme, gemi indirme hadisesi var. Bu işin sırrı nedir hocam? Ya şimdi bu tabii çok spekülatif bir konu oldu zaman içerisinde. Bazıları bunu bu şekilde söyleyenler oldu, inananlar. Bazıları da yok gemiler o dönemin teknikleriyle karadan yürütülmedi. İşte Haliç'te hazırlandı diye bir başka tez daha var. Ya da Ok Meydanı'nda hazırlanıp oradan kızaklarla indirildi diyenler var. Aslında bu ikisini telif edebileceğimiz bir durum var. Ben bununla alakalı bir yazı kalemi almıştım ve bunu da Fatih'in gizli projesi gibi böyle biraz nasıl söyleyeyim gazetecilik başlığı koymuştum makaleye. Ben bunun çok önceden Fatih tarafından planlandığı görüşündeyim. Öyle o bir gecede planlanıp yapılacak bir iş değil. Mümkün değil yani. Yani iki sene önce Hisar'ın hazırlığına başlayan Fatih mutlaka böyle de bir hesabı yapmış. O zaten o bahsettik. O Yeniçeri'nin hatırat dediğimiz metinde onu söylüyor zaten. Orada gemilerin hazırlandığını bir koyda. Yavaş yavaş arazinin temizlendiğini, kızaklar üzerine konduğunu, yavaş yavaş hazırlandığını gemilerin. Bu kuşatmadan çok önce başlayan faaliyetler bunlar. O yüzden hani gemilerin Ok Meydanı yapıldığı diye rivayeti buradan kaynaklanıyor. Ve mesafe de aslında biraz geri planda kalmış vaziyette. Yani bu faaliyetin İstanbul'dan görülmemesi lazım. Çünkü bütün kaynaklar İstanbul içinden olayı yazan bütün Bizans kaynakları açık bir şekilde birdenbire o gece gördüler bunu. Daha öncesinde hiçbir haber yok. Yani Barbaro gibi içinden yazan, günlük yazan bir insan İstanbul Fethi'ni anlatıyor uzun uzun diye. Frances gibi. Gerçi biraz eklemeler yapıldı daha sonra eserinde. O da söylüyor. İçeride Sakızlı Leonor da var. O da aynı şeyleri. Hiçbirisi farkında değil. Görünce şaşırıyorlar. Demek ki farkına varmamışlar. Yapılan hazırlıkları normal hazırlık gibi düşünmüş de olabilirler.
Çünkü kimsenin aklına böyle bir şey gelmez. Tabii. Bir Bizans'ın orada aklına Fatih'in gemilerini Haliç'e indireceği hiç asla gelmez o dönemin. Düşünemez bile yani bunu. Çünkü Haliç'in, donanma Haliç'in önlerindeydi. Hemen orada bugünkü Sirkeci ile Galata arasında, şu anda yeri tam bilmiyoruz, bazı tarifler var ama bir zincir çekilmiş vaziyette. Zincir dubalarla tutturulmuş vaziyettedir. İndiriliyor ve gemiler geçiyor. Kaldırıldığı zaman gemilerin geçmesi mümkün değil. Ayrıca çekilen bir zincir var. Muhtemelen bugünkü Galata Köprüsü'nün olduğu yerlere tekabül edilir. Yani biraz yani. Bu tarafta Sen Öjen Burcu falan diyorlar. Sirkeci tarafında bugün tabii öyle bir şey yok ama yani oradan itibaren çekilmiş olan belki köprüye yakın caminin, bir mahal olabilir. Camiyle işte belki, Galata Köprüsü'nün arasındaki yani hakkında tam ağızda değişik şeyler var, görüşler var o hususta. İçerideki limanda bulunan gemiler var orada zaten. Osmanlı donanması zincire doğru gelip zinciri zorladığı zaman Bizans donanması da karşı çıkıp onlara ok fırlatıyor, işte taş fırlatıyor vesaire karşılıklı olarak. Yani zincirin önünde gelindiği zaman bir ufak çaplı çatışma bir çatışma oluyor. Da oluyor. Evet. Osmanlı donanması zinciri görünce geri çekiliyor. Yani zorluyor karşı tarafı meşgul etmek için. Çünkü Haliç'e girmek çok önemli. En zayıf surlar Haliç surları. Öteki Yedikule'den başlayıp Haliç'e kadar inen kara surları çok kuvvetli surlar. Bir de Haliç'i garanti gördükleri için o Yeni Kapı, Zeytinburnu, Edirne Kapı surlarının önünde ciddi bir savunma yığılması tabii var. Tabii orada var. Haliç boş. Yani gemiler belki kuşatma sırasında Haliç'i aşmadılar ya da oradan surları geçmediler ama Haliç'i gördük. Haliç'teki Osmanlı gemilerini gördüğü zaman Bizans donanması, Bizans kuvvetleri, savunma kuvvetleri bir kısmı bu hatta ne olur ne olmaz diye kaymak zorunda ve ana kara surlarındaki savunma zayıflamaya başlayacak. Tabii, bu da hesapladıkları bir şey zaman içerisinde. Bir şey tabii. Yani orayı bu anlamda zorluyorlar zaten. Yani kuvvetleri dağıtmak için. Deniz tarafı zaten mümkün değil. Marmara Denizi olduğu için orası gemilerin yanaşması mümkün değil orada. Haliç daha iç deniz olmasa sebebiyle keras diyorlar ona. Boynuz anlamına gelen keras derler. Grekçe. Oraya. Dolayısıyla bu yavaş yavaş kademe kademe çekilen ve çok önceden planlanan bu gemilerin indirilmesi, deniz oradan Haliç'e indirilmesi keyfiyeti bir olayla bağdaştırılıyor. O da işte bu 20 Nisan'da Bizans'a yardım gelen gemilerin, yardıma gelen 4 geminin içeri girmesi ve Osmanlı donanmasının buna mani olamaması. Yedikule açıklarında işte şans, rüzgarın da etkisiyle o biraz daha büyük bordalı gemiler oldukları için yelkenli gemiler malum İstanbul'un meşhur Lodos'u o sırada patlayınca gemiler yelkenlerini şişirip soluğu Haliç'te içine alıyorlar. Onlara kürekle çalışan bizim Baltoğlu Süleyman Bey yetişemiyor. O zavallı yapacak bir şey yok. Ne yapsın? Çatışmış. Çok ciddi çatışmalar olmuş orada. Anlatıyorlar. Akşemseddin'in mektubu öyle başlıyor evet. Hocam. Bu gemi hadisesi diye iyi olmadı. Herkesin morali bozuldu. Ordunun morali bozuldu. Evet. Hepimizin morali bozuldu. Ama şimdi diyor ordunu şimdi durmak, üzülmek zamanı değil. Hesabı da bizden sorma, dua ehlinden diyor. Sen önce şu gönülleri, kalpleri, işte dilleri Allah Allah diyen ama gönüllerinden para ya da ganimet hırsı olan bunlara diyor bir çeki düzen ver, ordunu bir düzenle, biz duasını hallederiz diyor. Evet. Ama tabii buradan biraz da kuşatmaya girmiş olduk aslında. Evet. Akşemseddin'in de o hani bir alim kıyıda kenarda oturur dua ile öyle değil. Süreci çok iyi takip ettiğini görüyoruz. Yani gemi meselesine vakıf olacak kadar süreci içeriden ve yakından takip ettiğini görüyoruz. Tabii. Onlar öyle yani. Evet, kuşatmadan bahsedelim. Yavaş yavaş programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Bir 10-15 dakikamız kaldı. Şimdi bu kuşatmanın bu tabiat sistemi toplar kulluktan ve 6 Nisan'da o topun ateşlemesiyle beraber başlayan bir yönü var. Demin bahsettim biraz. Yedikule'den itibaren surlar 3 kademeli surdur. Bir de önde hendek vardır. Aşağı yukarı bugünkü işte Topkapısı, Edirne Kapı tarafına doğru kadar gelir. Ondan sonra aşağı doğru iner biraz surlar. Yine Edirne Kapı'ya doğru. Yok. Edirne Kapı dediğim benim bu Topkapı'daki Edirne Kapı denen bir yer vardır. Oraya da Edirne Kapı derler. Aşağı doğru inersiniz oradan biraz. Edirne Kapı yurdu vardır orada. Yani Vatan Caddesi'nin çıktığı yer. Orası da Edirne Kapı derler. Oradan sonra yukarı doğru o Sulukule Kapısı, yukarıya doğru biraz daha indikleri Edirne Kapı vardır. Şeye bakan o meşhur Roma, tarihi Roma yolunun çıktığı yol.
şeyde Mese yoluna bağlanan yol. Oradan aşağı doğru Harice indiğinizde de sık sık kulelerin bulunduğu sur sistemi var. Yani 3. Haliç Köprüsü'ne baktığınızda oranın ne kadar zor olduğunu görürsünüz o kesimin. Yani oradan şehri almak mümkün değil. Yani çok arazi müsait değil. O yüzden ister istemez siz İstanbul'u kuşatmak isterseniz asıl ana gücünüzü Topkapısı'yla Yedikule arasında kurmak zorundasınız. Zaten burayı çok sıkıştırdılar. Bu arada da şaşırtma vermek için Erine Kapısı tarafında yukarı kesimde o bölgede de lağım alttan tüneller kazmak suretiyle karşı tarafı meşgul etmeye çalıştılar. Tabiaları ona göre kurdular. Otağını Maltepe civarına kurdu bugünkü Sultan Mehmet. Ve sürekli şekilde de askeri teşhi ediyordu bir taraftan. Zaten dağılımı yaptılar. Denizden de bütün ikmal yolları kesildi. Ve birbiri ardınca çok hücum yapıldı mı? Pek hücum yapılmadı. Çünkü öyle hemen her gün hücum yapamazsınız. Belli büyük hücumlar var. İstanbul'un kuşatma tarihi boyunca belki ya 3 büyük hücum yapılmıştır ya 4'tür yani fazla değildir. 54 zamanı gün var. Sürüyor diyorlar. Tabii 54 gün normaldir evet. Bu. 2 aydır yani kale kuşatmaları. Tabii. En basit kale bir de 2 ayda alınır. Yani hocam uzun Kudüs değil 2 yıl sürüyor. Uzun değil. Kaç yılların Kudüs tabii. Kuşatması uzun değil neredeyse. Yani. Bu aslında İki kadar... taraf içeridekiler de dışarıdakiler de bıkmış. Tabii evet öyle oluyor en sonunda. Yani bu genelde bu muhasara ablukaya dönüşür genellikle. Orada bu 53 gün 54 gün aslında hiçbir şey değil. Yani tabii normal genel kuşatma literatüründe kuşatma bir normaldir. Şey değil. Evet. Topların etkisi var ve o surları kademe kademe o şeyi doldurabilmek için hendekleri toprak yiyerek sura yaklaşma yolları açtılar. Buna o dönemin tabiriyle sıçan yolu derler. Yaklaşma yolları hı-hı. derler. Bu tipik bir Osmanlı uygulamasıdır. Yukarıdan göremezsiniz o şeyleri, o yolları. Yukarıdan görülmez onlar. Yani öylesine çok ustaca mahalletli bir şekilde o yolları açarlar. Surların dibine kadar gelirler. Kuleler vasıtasıyla yaklaşırlar. Ve o şeyleri toprakla hendekleri doldurmaya çalışırlar. Ve ondan sonra toprak yığmaya başlarlar bir taraftan da arka planda. Suları ne kadar çok yükseltirlerse o kadar iyi. Çünkü top atışlarıyla beraber suları yıktığınız zaman o toprakla birlikte, yıktığınız toprakla beraber orası size bir yol olur. Bir tepelik teşkil eder. Bu çok yaygın bilinen bir şey. Yani toprak yığma usulü. Çok kuşatmada kullanılmıştır. Osmanlılar da bunu ustalıkla yaptılar. Ve ben şunu ifade ediyorum. Surları asıl tahrip eden benim kanaatime göre aslında son kertede alttan açılan tüneller Lağımcı, oldu. Lağımlı. Evet, onlar büyük iş yaptılar. Büyük topun ve topların yıktığı yerler oldu. Çok çabuk tamir edildi ama o kadar çok büyük yedik açmadı gibi düşünüyorum. Son kertede özellikle son hücumdan biraz önce bu Topkapısı bugünkü o Millet Caddesi'nin surlarının dışarı çıktığı yer malum Panorama Müzesi'nin olduğu alandır. O bölgede Ayas Romanos Kapısı var. Zaten orada şeyi de buldular, kitabeyi de buldular ki o kapı olduğu çok açık biliniyor. O bölgede Bakterian diyor bir büyük bir kule varmış. O kulenin altına lağım kazmışlar ve orayı çökertmişler ve orası artık tamir de etseniz edemiyorsunuz. Değil yani tabii. Orası. Sanki. Çünkü o kadar büyük bir yorgunluk var ki içeride. İnsanların dayanma gücü kalmamış o. Bir de muhalefet de var aslında. İçeride çatışmalar var. Tabii. Kimse yardımcı olmuyor. Bizans İmparatoru zor durumda ama sonuna kadar kendine birkaç defa imparatorun teklif edildi. Çıkması için yani. Onu ama Sultan onu bile hani Sultan Abdülhamit Vahdet Hoca anlatıyordu. Beylerbeyinden gitmesini işte sarayı başkenti Konya'ya Eskişehir'e ya da Sultanı Konya'ya nakili düşündükleri zaman demiş ya son imparator Konstantin kadar da mı şerefim yok benim diye onun aslında bizzat Osmanlı Sultanı tarafından bile tabii, Osmanlı geleneği tarafından bile takdirle tabii, karşılandığını tabii. gösteriyor. Yani o da bir kahramandır yani müdafaa olarak bakıldığına gerçek anlamda sonuna kadar hocam toprağını terk yani, etmeyen ve toprağı uğruna ölen her lider kahramandır. Tabii, böyle bakmak lazım yani buna. Yani yoksa böyle aşağılayarak veya işte kaçıyordu bilmem ne yaptı kaçmadı falan gibi işte, laflara söylememek lazım. Çünkü son kertede şeye doğru özellikle Yedikule tarafına doğru çekilmeye başladı. Oradan bir iskele var. Oradan belki çıkarız diye düşünüyordu. Ama bir azap grubuna rast geldi. Orada da çarpışarak hayatını kaybetti. Yıkıldı atı. Orada birkaç azap onu orada hayatına son verdiler. En sonunda da şeylerinden tanındı. Çoraplarından tanındı. Normal bir asker gibi giyinmişti aynı zamanda. Yani imparator kıyafetleri de üzerinde yoktu. Çorabından tanıdılar.
Sonra onu başını kesip şeye götürdüler, Sultan Mehmet'e götürdüler. Budur falan diye arattı, buldurdu. Çok saygı gösterdi Sultan Mehmet ve ona gerektiği gibi şehir içerisinde müsait biri gömülmesini emretti yani. Peki hocam, son 5 dakikamız kalmış. Evet. Fetih oldu. İlk gün ya da ilk 2 gün, ilk hafta nasıl geçti? Son 5 dakikamızda evet, da onu yani konuşalım. O tabii önemli bir nokta. Çünkü İstanbul Fethi'nin bir başka yüzü, özellikle Batı tarihlerinde İstanbul aldıktan sonra etraf kan deryasına döndü, kiliseler tahrip oldu, şöyle kanaklı, böyle kanaklı falan diye bir konu bu şekilde bilgilendirme yaparlar, yazılır hala tarihlerinde. Böyle bir şey, evet, İstanbul kılıçla alınan bir şehir oldu. Yağma hakkı verildi. Çünkü böyledir yani İslami gelenekte ve uygulamalar bu şekilde hep yapılır. Bunun dini temeli var mıdır yok mudur bunu tartışmıyoruz. Savaşta alınan şehirlerde bu uygulama yani. Böyle bakmak lazım buna. Dolayısıyla onun bütün tasarruf hakkı hükümdara ait olmuş oluyor. İlk gün asker şehre girdi sabah erken saatlerinde. Tabii ki tahrip, yağma oldu. Esir almaya çalıştılar çoğu. Direnenler orada öldürüldü, direnenler, direnmeyenler. Bazı yerlere geldiler, anlaştılar. Mesela etrafı çevrili manastırlar vardı. Asker geldi buraya. Tabii içe girmek kolay değil. Oradakiler anlaşıyorlar. İşte şu kadar para verdiler. Tamam, burası siz kalın yerinize deyip geçti, başka yere doğru gittiler. Bu şekilde içeride kalan, ada gibi kalan yerler de var. Surlar çevrili manastırlar. O da biliyoruz. Onlara dokunulmadı mesela. Hep geçtiler. Stephen Runciman'da bunu belirtiyor eserinde. Meşhur, çok meşhur olan İstanbul Konstantin'in Fethi adlı kitabında anlatır bunları. Ancak Fatih ilk gün öğleye doğru şehre giriyor. Zamanımız azaldığı için hızlı konuşuyorum. Belki sürçülisan ederiz. Evet. Şeye geldiği zaman Ayasofya'ya. 5 dakikamız var hocam. Evet, oradan itibaren şehri görüp tahrip olduğunu görünce 1,5 gün hemen durduruyor. Ertesi gün çavuşları yolluyor. Her şeyi durduruyor. Yani bu şehri Fatih Sultan Mehmet bir payitaht merkez yapmak istiyor. Kuracağı bir kafasına bir kuracağı fikir var. Kuracağı medeniyetin merkezini İstanbul orası yapmak merkezli istiyor. Bir imparatorluk kuracak bu adam. Burayı tahrip ettirir mi? Ettirmez. İçindeki halkını yerinde tutmak istiyor. Rum ahaliyi yerinde tutmak istiyor İstanbul halkını. Onların bizzat esir tutuyor alanlarını zaten. Tabii tutuyor da parasını kendisi veriyor. Hakkı olan esirleri malum, ganimet hakkı. Onları İstanbul'a serbest. Gelip yerleştiriyor, serbest bırakıyor. Elimizde 1455 tarihli fetihten İşte bugünkü yıl. Fener'i bir anlamda Fatih tabii. Kuruyor aslında. Ya eğer Fener Patrikhanesi'nin kurucusu kimdir denirse Fatih ne diyeceğiz? Fatih. Yoktu ki Patrikhane diye bir şey kalmamış. Fatih. Fatih Genelüs getirdi, oraya kurdurdu. Çünkü tebaası vardı, Rum tebaa. Onların Katolikleri münasebeti siyaseten ve işine gelmiyordu aynı zamanda. Ona karşı bir grup kuracak. Bu Fatih'in politikasıdır. Dolayısıyla o böyle bir şehri ihya etmek istiyordu ve ona dayalı bir imparatorluk kurmak istiyor. Mesele bu. O yüzden bu 1455 tarihli defter var elimizde. Tahir defteri. Bundan da çok açık bir şekilde kimler yerleşti, nasıl yerleşti bunu görebiliyoruz. O yüzden ciddi anlamda büyük bir tahribat olmadığını, zaten şehrin kötü durumda olduğunu ve Osmanlı'nın eline geçtikten sonra Fatih zamanı itibaren başlayan süreçte şehrin çevresinin değişmeye başladığını ve imarının başladığını, mahallelerin ortaya çıktığını, her bir paşanın birer semti ihya ettiğini, o semtle paşaların adlarını bugün bile hala anıldığını, Mahmut Paşa gibi, Ahmet Gedik Ahmet Paşa gibi daha pek çok paşaların isimleri var. Her yer. Aşık Paşa'mız meşhur, mahallesi var. Haydar Mahallesi'nin hemen onun kenarında. Onun gibi yani. Ya böyle bir imar edilen bir kent var ve içinde de kozmopolit bir yapıya sahip. Yahudileri getirdi, yerleştirdi şehre. Rumlar var, başka grupta Ermeniler var gelip yerleşen. Bir Türkler dünya var. Şehri haline bir dünya, getiriyor öyle aslında. Yani yaptı şey bu. Bir de terk etmeye çalışan alimleri tekrar burada tutmaya çalışıyor. Getirdi, yeni alimler getirdi. Yeni alimler getirdi. Yani şehri canlandırdı her bakımdan. Ve gerçek anlamda bu mirası, yani Bizans'ın bu mirasını en azından tıpkı Yıldırım Bayezid'in vaktiyle düşündüğü şeyi gerçekleştirdi ve ondan sonra kendisine işte Yıldırım Bayezid'in takınamadığı, sözlerimizin başına bahsettiğimiz Kayseri Rum. Kayseri Rum, yani Rum İmparatoru, Roma İmparatoru lafzı. İmparator lafzı değil, Kayser Doğu dünyasında daha etkilidir. Sezar'dan gelir. Tabii Sezar. Daha büyüktür imparatora göre. İçi boş bir kavram değil Kayser ünvanı. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim hocam. Keyifli sohbetiniz için. Değerli dostlar, bugün 29 Mayıs, en programımızın başında da söylediğim gibi İstanbul'un fetih günü. Değerli hocam,
Profesör Doktor Feridun Emecen'le İstanbul'un fetih öncesini konuştuk. Çok keyifli bir program oldu. Ben kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum sizlerin huzuruyla. Lütfedip geldiler. Önümüzdeki hafta doğudan batıya tarihte Türk savaş tarihi, Türk savaş stratejilerini konuşacağız. Çok değerli iki konuğum olacak. Aslında bugün hocamla da biraz içerisine girmiş olduk Türk savaş tarihinin, savaş stratejilerinin. Bunu çok daha eski dönemlerden, Türk tarihini, Orta Asya Türk tarihini, Selçukluları, Osmanlıları ve sonrasına kadar uzanan süreci ele alacak şekilde devam edeceğiz, işleyeceğiz. Bir sonraki hafta tekrar doğudan batıya tarihte görüşmek üzere. Sağlıkla, afiyetle kalın.